kaydınız da oluyor mu? Kalıyor mu? Tabii, tabii, tabii. Bütün kayıtlarımız var hocam. 2021'den beri yaptığımız tüm tamam, e, sohbetlerimizin, tamam, peki. derslerimizin kayıtları YouTube'da duruyor. Peki. Yani ben kaydı başlatıyorum. Bu gece size İknur Cevher arkadaşım Ankara Üniversitesi doktora öğrencisi eşlik edecek. Söz ona veriyorum. İyi seyirler, keyifli dersler diliyorum. Saygı değer hocalarım, sevgili arkadaşlar. Bu akşam çevrimiçi sohbetimize hepiniz hoşunuza far geldiniz. Dönemin ilk çevrimiçi sohbetinde çok değerli iki hocamız Profesör Doktor Mustafa İsen ve Profesör Doktor Tuğba Durmuş bizimle. Onlardan Balkanlardaki Türk edebiyatı tarihini, Balkanların edebi ve kültürel birikimini dinleyeceğiz. Değerli hocalarım tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Gerçi programdan önce konuştuk ama ben yeni katılan arkadaşlarımız için de şöyle müsaadenizle ekibimizin çalışmaları hakkında birkaç şey söylemek istiyorum biz Türkiye'nin dört bir tarafından farklı üniversitelerde yüksek lisans doktora yapan ve tamamen gönüllü olarak çalışan bir ekibiz. Bu dönem aramızda 12 arkadaşımızın daha katılmasıyla toplamda 30 kişi olduk. bu yılki sohbetlerimize Aralık ayı itibariyle ara vermiştik ama sohbetleri ara versek de bu iki aylık süreçte boş durmadık. geçen sene Profesör Doktor Orhan Kemal Tanıkçıoğlu ile dört derslik çekimi okumaları yapmıştık. Bu derslerin video kayıtlarını ekip arkadaşım Fatma Türk ve ben deniz e, ederek şu şekilde kitaplaştırdık. Kitap dün bugün yarın yayınlarından çıktı. Her dersin bir bölüm olacağı şekilde hazırlandı ve her bölümün başında kare kodlar var. Bu şekilde görünüyordur umarım. E, bu kare kodları okutarak e, ilgili derse de ulaşabiliyorsunuz. Aynı şekilde Hakan Sönmez ve Hava Üstü arkadaşlarımız da Profesör Doktor Fatih Köksal'la yapılan mecmua okumalarını kitaplaştırdılar. Bu da dün bugün yayınlarından çıktı. Bunda da aynı şekilde karekodla ilgili dersler de başlatabiliriz. Güzel çalışmalar oldu. Okuyanın istifade edeni çok olsun diyelim. E, bu istifade eden kısmına biz de katkıda bulunmak istedik ve sosyal medyadan çekilişle e, üçer tane hediye etmek istedik. Instagram ve Twitter'dan yani klasik divan hesabını takip ederseniz çekilişlerden haberdar olabilirsiniz. Her iki kitaptan da üçer tane hediye edeceğiz. Ee, aynı bu dersler gibi geçen dönem Doçer Dr. Sadık Halit'le hocamızla da Arapça bu şey veya yapmıştık. Ekip arkadaşlarımız yine bu dersleri de hazırlıyorlar şu anda. ayrıca bu dönemde yine yeni atölyelerimiz, yine okumalarımız da olacak. İlk olarak geçen hafta şu anda da kendisi aramızda doçent doktor Hasan Kaplan ile birlikte bilimsel araştırmalarda yapılan interler hakkında bir atölyemiz başladı. Şu ee, derslerimizde derslerimizi de duyurmaya devam edeceğiz. Bunun dışında klasik divan nefisimiz hazır. Ee, bir kültür edebiyat araştırmaları dergimizin tanıtım süreci de hazır. Yakında okurulabilir bir de. Böyle güzel haberleri sizlerle paylaştıktan sonra programa önce olursak Başlamadan evvel tabii e, eski edebiyat alanında çalışıp da hocalarımız tanımayan yok ama biz usulen e, bir özgeçmişlerini takdir edelim. Bunun içinde sözlü sözü Gümüşhane Üniversitesi Türkoloji öğrencilerinden Hafize Ebru Aydınmış arkadaşımıza veriyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim İknur hocam. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli katılımcılarımız hepiniz hoş geldiniz. Bu akşamki konuklarımızdan Profesör Doktor Mustafa İhsan 1953'te Sakarya'da doğmuştur. 1975'te Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiştir. Hocamız üniversiteden sonra İstanbul'da öğretmenlik yapmıştır. Daha sonra 1979'da Künhül Ahvar'ın Teskire kısmı inceleme metin adlı teziyle doktorası tamamlayan hocamız 1980'de Atatürk Üniversitesi'ne asistan olarak atanmıştır. 1981'de Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile Belgrad Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak görevlendirilmiştir. 1983'te yardımcı doçent olmuştur. 1988'de doçent olan hocamız 1989'da Gazi Üniversitesi'ne geçiş yapmıştır. 1994'te profesör olmuş Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bölüm başkanlığı ve aynı fakültede dekanlık yapmıştır. 2000'de Başkent Üniversitesi'ne geçerek Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kurmuştur. Hocamız 2002'de Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı'na, 2007'de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne atanmış ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olmuştur. Ayrıca Sakarya Milletvekili olarak iki dönem görev yapmıştır. Hocamızın Türk Edebiyatı ve Balkanlarda Türk Kültürü ile ilgili yayınlanmış toplam 26 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmakta olup çalışmalarından bazıları şu şekildedir. Sehibey Tezkiresi, Şair Tezkireleri, Gelibolu'nun Mustafa Ali, Usuli, Hayatı, Sanatı ve Divanı, Acıyı Bala Eylemek, Türk Edebiyatı'nda Mersiye, Özlenen Şehirler, Varayım Gideyim Urumeline, Türk Edebiyatı'nın Balkanlar Boyutu, Balkanlar'da Türk Kültür Varlığı. Bir diğer konuğumuz Profesör Doktor Tuğba Durmuş, 1978'de İstanbul'da doğmuştur. Hocamız 1999'da Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Bilkent Üniversitesi'nde 2002'de Divan Şiirinde Fahriye isimli teziyle yüksek lisansını, 2006'da da, 2006'da da 2. Selim dönemi sonuna kadar Osmanlı Edebi Hamilik Geleneği isimli teziyle doktorasını tamamlamıştır. 2003-2010 yılları arasında Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde çalışmıştır. 2010-2011 yılları arasında bir yıl süreyle İngiltere Oxford Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırma için bulunmuştur. Hocamız 2013'te doçent, 2019'da profesör olmuştur. 2010'dan bu yana kısa adıyla Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışmaları daha çok Osmanlı edebiyatı ürünlerinin kültür tarihine nasıl malzeme sunduğu üzerinedir. Yayınlanmış 11 araştırma kitabı ve çok sayıda makalesi vardır. Hocamız bu çalışmalarıyla 2017'de Türkiye Bilimler Akademisi'nin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülüne layık görülmüştür. Hocamızın çalışmalarından bazıları şu şekildedir. Tutsan Elini Ben Fakirin, Şair ve Sultan Osmanlı'nın Sürgün Şairleri. Ayrıca Mustafa İhsan ve Tuğba Durmuş hocalarımızın Sultanı Kul Eder Aşk, Kılıcın ve Kalemin Sultanları, Balkanlarda Türk Çocuk Hikayeleri ...ve Balkanlarda Türk Edebiyatı Tarihi isimli müşterek çalışmaları da bulunmaktadır. Kıymetli hocalarıma hoş geldiniz diyerek sözü İktir hocama veriyorum. Teşekkür ederim hocam. Ee, arkadaşlar sesimde bir problem olduğunu söylediler ama şu anda iyi geliyor mu? Gayet iyi. Tamam. Ee, saygıdeğer misafirlerimiz, programımız iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde hocalarımız bize Balkanların edebi ve kültürel birikiminden bahsedecek... İkinci bölümde ise sizlerin soru ve katkıları yer alacak. Ayrıca bir sürprizimiz var. Az önce arkadaşımızın da söylediği bu e, Balkanlarda Türk Edebiyatı Tarihi hocalarımızın ortak çalışması. Yakın zamanda Marifak tarafından basıldı. Vakıf kitabı bize hediye etti. Biz de çekilişle bugün bu sohbete katılanlar arasından bir arkadaşımıza hediye edeceğiz. Alana şimdiden hayırlı olsun. Ben sözü daha fazla uzatmadan aradan çekileceğim ve hocalarımızı izleyicileriyle baş başa bırakacağım. E, sayın hocalarım öncelikle Balkanlardan için bir Türk Edebiyatı'ndan bahsediyoruz ve e, sizi bu çalışmaya yönlendiren ne oldu? Biraz bahseder misiniz? E, müsaadenizle önce ben başlayayım. E, değerli arkadaşlar e, Osmanlı Devleti e, iki Parçadan meydana geliyordu, iki yakadan meydana geliyordu veya bir başka ifadeyle Rumeli, Rumeli, Balkanların Osmanlı literatüründeki adı Rumeli'dir. Rumeli ve Anadolu olmak üzere Osmanlı Devleti her ne kadar Söğüt'te, hadi Bursa'da diyelim kurulmuşsa da asıl gelişimini büyük ölçüde Rumeli'de gerçekleştirmiş bir devlettir. Çok erken dönemlerde. İstanbul'un alınmasından tam 100 yıl önce 1354 tarihinde Gelibolu üzerinden ilk defa Balkanlara geçildi ve bu geçişi takip eden yıllarda da çok süratli bir biçimde Balkanların hemen hemen tamama yakın bölümü fethedildi. Bu bunun e, sebepleri var. O sebepler üzerinde duracağız ve buradan hareketle iddialı bir şey söylüyorum. Osmanlı devletine en azından Yavuz Sultan Selim devrine gelinceye kadar bir Balkan devletidir desek ve ağırlıklı olarak Balkanlarda kurulmuş bir yapıdan söz etsek bu yanlış bir değerlendirme olmaz. 1354'te Osmanlı devletinin Balkanlara adım attığı zaman Balkanlarda şöyle bir manzara ile karşı karşıya karşı karşıya kalınmıştı. E, biliyorsunuz e, coğrafya kaderdir derler malum. Balkanların coğrafyası dik dağlar, derin vadiler ve geçişe izin vermeyen coşkun akarsulardan müteşekkildir. Bu beraberinde şunu getirir böyle bir coğrafya. Bunu Kafkaslarda da görüyoruz. Dağın bir yüzünde yaşayan insanların dini ile öbür yüzünde yaşayan insanların dini, dil nehrin bir yüzünde yaşayan insanların ırkıyla bu yüzde yaşayanların ırkı yahut vadinin şu tarafında yaşayanların mezhebiyle bu tarafındaki yaşayanların mezhebi yani farklılıklar 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 son derece belirgindir ve bu Balkanların bugün de devam eden e, genel tablosunun bir nevi bir yansımasıdır ve e, bu gibi yapılar ancak kendi üzerlerinde daha hakim bir tablonun ortaya çıkmasıyla biraz sulh ve sükun bulabilirler. Roma döneminde böyle, kısmen Bizanslar döneminde böyle. Fakat 1350'li yıllarda yani 14. yüzyılın ortalarında Osmanlıların bölgeye adım attıkları dönemde tablo şöyleydi: Bizans'ın büyük ölçüde bölge üzerinde hakimiyeti azalmış, buna karşılık yerel güçlerin yani bir taraftan Sırpların, bir taraftan Bulgarların, bir taraftan Macarların e, bir etkinlik mücadelesi, bir üstünlük kurma mücadelesi başlamış. Fakat bu mücadele hiçbir biçimde bir tarafın ağırlığıyla sonuçlanmamış, ama bölgeyi çok bezdirecek bir tablo ortaya çıkarmıştı. Şehirler büyük ölçüde tahrip edilmişti, insanlar büyük ölçüde dağlara çekilmişlerdi, üretim son derece düşmüş vaziyetteydi can güvenliği yerlerde sürünüyordu ve tam bu aşamada Osmanlı devleti Balkanlara geçti ve Balkanlarda fetihlere başladı. Fetih kelimesi açmak demek biliyorsunuz. Ben bunu aynı zamanda açılım diye değerlendiriyorum. Açılım diye okuyorum. Bir bölgeyi askeri olarak fethedebilirsiniz arkadaşlar ama onu askeri olarak fethettikten sonra elinizde tutmanız için başka enstrümanlara ihtiyaç vardır. Bu enstrümanları, özellikle de o bölgenin ihtiyaç duyduğu enstrümanlar olarak bu insanlara sunamazsanız, burada e, ayakta kalmanız mümkün değildir. Bunun yakın dönemde sizin bile kolaylıkla e, değerlendirebileceğiniz çok sayıda örneği vardır. Ben Balkanlar üzerinden yürümek istiyorum. E, biz 1913'te bölgeyi 12'den itibaren, 13'ten itibaren bölgeyi bölgedeki yerel güçlere teslim ettik. Yeni yeni devletler kuruldu. Yunanistan kuruldu, Bulgaristan kuruldu, Sırbistan Krallığı kuruldu, Arnavutluk kuruldu, yukarıda Romanya kuruldu. Bunların bakın, bu krallıkların ömrü 1944 yılına kadar devam etti. Yani topu topu 30 yıl. Sonra 1944 yılında Yunanistan hariç diğer bölgelerde sosyalist yönetimler kuruldu. Bu sosyalist yönetimlerin ömrü 91'e kadar. Yani 45 yıl. Buradan şunu söylemek istiyorum. Burası çok zor bir coğrafyadır. E, hatırlayacaksınız. Amerikalıların rodeo diye bir e, yarışması var. Vahşi atlar veya vahşi boğalar üzerine binerek... ...ne kadar süre onun üzerinde kalabileceğine dair bir yarışma ve... En usta biniciler bile çok kısa süre ancak burada kalabiliyorlar. Tam işte bu rodeo yarışması gibidir bu bölge. Çok zor bir bölgedir. Buna rağmen bu bölgede Osmanlı Devleti 500 yıl, bazı bölgelerde daha fazla, bazı bölgelerde biraz daha az ama ortalama 500 yıl bu bölgeyi yönetti. Peki nasıl yönetti? Ne yaptı da yönetti? Biraz bu kültürel meselelerden önce bundan söz etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti bölgeye, geç, bölgeye ulaştığı zaman dediğim gibi bölge, şehirler bile adeta yerle bir olmuş vaziyetteydi. Nüfusları çok azalmıştı, insanlar can derdine düşmüşlerdi, kırsal kesimler, tarım tamamen çökmüş vaziyetteydi. Bir, Osmanlı Devleti bir kere bölgeye bir güvenlik getirdi, can ve mal güvenliği getirdi. İki, Osmanlı Devleti bölgeye bu ulaşılamaz ulaşılamaz nehirlerin üzerine köprüler yaptı. Karşıda gördüğünüz Mostar Köprüsü örneğinde olduğu gibi bunların yüzlercesi Balkanlarda bugün de ayaktadır. Meşhur Dirina Köprüsü, işte şu mesela Dirina Köprüsü yahut başka Üsküp'teki Fatih Köprüsü yüzlerce örnek. Bu yolla insanlar sadece ulaşımı kolaylaştırmadılar. Bu yolla insanlar birbirlerini tanımaya ve çok da birbirlerinden farklı olmadıklarını e, fark etmeye başladılar. Yani bir kültürel bütünleşmeye doğru da yavaş yavaş bölge gitti. Üçüncüsü bu çok önemli. Bölgeye çok yeni bir toprak sistemi getirdi Osmanlı devleti. Biliyorsunuz Osmanlılarda toprak miri malıdır, devletin malıdır ve onu kullananlar geçici bir süre bu toprağın işlenmesine işlenmesinden sorumludurlar ve işlenmiyorsa zaten devlet o toprağı onun elinden alır ve sizden de makul bir vergi alır bunun karşılığında. Oysa Balkanlar'da tam da e, atalarımızın geçtiği dönemde bir serf e, sistemi vardı yani köylüler köle durumundaydılar ve oradaki derebeylerin adeta hayvanı gibiydiler çok acımasız bir toprak sistemi vardı ve insanların hayatları son derece kötüydü. Gittikleri her yerde bu miri sistemi geliştirdiler. Toprakları köylüye kullandırdılar. Biraz önce de söylediğim gibi makul bir vergi aldılar ve Balkanlarda birdenbire bir canlılık, bir zirai canlılık ve hayvancılıkta çok ciddi bir canlılık ortaya çıktı. Bir diğer husus şehirleri yeniden kurdu mevcut şehirleri yeniden dizayn etti. Bunun da ötesinde e, çok ciddi konuşmanın ilerleyen bölümlerinde vaktimiz kalırsa size Vardar Yenice'sini mesela bir örnek şehir olarak anlatmak isterim. Yeni şehirler kurdu ve bu yeni şehirleri stratejik noktalar üzerine kurdu, hayata geçirdi. Burada özellikle şehirlere e, Anadolu'dan Türk nüfus getirerek buralarda müthiş bir Zanaat faaliyeti başlattı. Bugünkü e, bizim şehirlerimizde sık sık gördüğünüz küçük ve orta ölçekli organize sanayi bölgelerine benzeyen bir yapılaşma meydana getirdi. Bu o kadar önemlidir ki Evliya Çelebi seyahatnamesini okursanız orada kolaylıkla göreceksiniz. E, seyahatnamede sık sık e, hemen hemen her gittiği şehirde işte şehrin nüfusundan bahseder, şundan bahseder, bundan bahseder ama mutlaka Orada kaç bin veya kaç adet dükkan olduğundan bahseder Evliya Çelebi ve e, bin yüz civarında da meslekten bahseder. E, buralar son derece üretken bir şehir şehir haline dönüştü ve bu üre, üretilen malzeme hem kırsal kesimin ürettiği malzeme hem de şehirlerdeki zanaatkarların ürettiği malzeme iki üretici e, kitleye hitap ediyordu. Dolayısıyla bunların pazarlama sorunu yoktu. Bir İstanbul gibi o zaman da dünyanın en büyük şehri ve merkezi bunları çekiyordu. Hatta bir kısmını doğrudan doğruya sipariş ederek o insanlara inşa ettiriyordu. Mesela bugün çokça sözünden isminden bahsedeceğimiz Selanik şehri Osmanlı tekstil sanayi açısından Bursa ile birlikte çok önemli bir merkezdi ve burada ...yeniçerilerin kılık kıyafetlerine dair... E, ...ürünler dokunuyordu. Doğrudan bunlar merkeze geliyordu. Bugünkü Moldavya, Ukrayna... ...Romanya düzlükleri, Tuna yalısı... ...yani Tuna Vadi, e, deltaları... ...Osmanlı Devleti'nin bir numaralı... E, ...gıda üretim merkezleriydi. Burada üretilen ürünler... ...burada üretilen hayvanlar... ...başta koyunlar olmak üzere... E, ...İstanbul'un ihtiyaç duyduğu... E, ...unlu gıdalar ve et ihtiyacını... ...hatta bal ihtiyacını karşılıyordu... Ee, ...dolayısıyla... ...çok canlı bir üretim var... ...bu üretim doğrudan doğruya... ...bir arz ve pazar çerçevesi içinde... ...arz ve talep çerçevesi içinde... ...muhatabına ulaşıyor... ...hem talep eden mutlu... ...hem arz eden mutlu... ...bu ne getirir beraberinde... ...çok ciddi bir refah getirdi... Ee, 1300 yani 14. yüzyıldan 14. yüzyılın sonuna doğru 15. yüzyıldan itibaren Balkan şehirlerinde çok ciddi bir refahtan söz edebiliriz. Zengin bir toplumsal yapıdan bahsedebiliriz. Bundan buna bir de şunu ekleyelim. Osmanlı Devleti bölgede yaşayan bu çok dinli yapıya hiçbir şekilde müdahale etmediği gibi değerli arkadaşlar dünyada sadece Osmanlı coğrafyasında şu üç unsuru yan yana görebilirsiniz. Cami, havra ve kilise. Başka dünyanın hiçbir coğrafyasında bu üç unsuru yan yana görmeniz mümkün değildir. Bu gerçek manada bir çok kültürlülüğe saygı gösterme meselesidir. Ama özellikle de tabiatıyla Osmanlı Devleti bir Müslüman devletti. Ve e, İslamiyet onun e, varlığını belirleyen öne, en önemli faktörlerden birisiydi. Ama iki tane daha dini hareket vardır ki Osmanlı Devleti bunlara da e, ciddi şekilde hamilik yapmıştır, korumuş kollamıştır. Bunlardan bir tanesi Ortodoksluktur. Bakın Hristiyanlık demiyorum. E, Katoliklik için aynı e, vasfı söyleyemeyiz, ama Ortodoksluğu korumuş kollamıştır. İki Yahudiliği korumuş kollamıştır. Bundan dolayıdır ki. E, Bölgede gerçekte bir dini hoşgörüden söz edebiliriz. E, bütün bunlar e, toplumsal yapıda bir kaynaşma, bir sükunet, bir emniyet ve çok canlı bir üretim meydana getirmişlerdir. E, bu da e, eğitim ihtiyacını çok e, öne çıkarmış. Eğitim ihtiyacını da iki kaynak üzerinden sağlamıştır e, Osmanlı toplumu. Bunlardan bir tanesi medreseler. Biz e, biraz sonra... Yüzün üzerinde şehirden bahsedeceğiz. Kültür merkezi olan önemli şehirlerden bahsedeceğiz. Bu şehirlerin tamamında medreseler vardır arkadaşlar. Medrese tabirini de birazcık açalım. Medrese bizim zannettiğimiz gibi sadece yüksek öğretim kurumu değildir. Osmanlı'da medrese... E, mahalle mekteplerinden sonra yani ilkokuldan sonra öğrencilerin devam ettikleri e, okullardır. Bunların bir kısmı ortaokul, lise seviyesindedir. Mesela katip falan olacaksa mezun olanlar e, buralardan mezun olurlar. Yüksek öğrenime devam edecekse yüksek öğretimle ilgili kurumlar daima İstanbul'dadır. Bu tek merkezdeki eğitim anlayışı da Osmanlı eğitim sistemini çok standartlaştırır. Buradan mezun olanlar işte Anadolu'da ve e, Rumeli'deki medreselere hoca olarak gönderilirler. Kadı olarak gönderilirler. Osmanlı e, e, kül, Osmanlı e, bürokratik ve kültürel hayatı için. E, bundan dolayı bu iki kurum tekkeler ve medreseler çok güçlü bir vakıf sistemiyle himaye edilmekteydiler. Ve bu e, Bundan dolayı da şehirlerin her birinde çok canlı bir kültürel hayat var. Ama size kısaca Osmanlı şehrinden bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Osmanlı şehri merkezde bir cami inşa edilerek başlanır. Bu camiye Sultan Camii veya Çarşı Camii veya Hünkar Camii adı verilir. E, hatta biraz e, Boşnak bölgelerinde falan bunun adı Sultan manasına gelen kendi dillerindeki Çar Camii adı olarak da bilinir. Bu caminin etrafında medreseler vardır. Onların etrafında güçlü vakıf teşkilatları vardır. Onların yakınında medreseler faaliyete geçer. Onun etrafında da biraz önce size sözünü ettiğim bu canlı e, ticari faaliyet yani dükkanlar ve üretim, e, zirai üretim noktaları vardır. Onların etrafında da e, ...meskün mahal dediğimiz evler bulunur. Osmanlı toplumsal yapısında, Osmanlı şehirlerinde... E, ...Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar... ...kendilerine mahsus mahallelerde otururlar. Bunların mahallelerdeki... ...mahallelerdeki ıı, birliktelikleri... ...istisnalar dışında... E, ...bir arada değildir. Ama herkes kendi mahallesinde, kendi örfüyle, kendi adetiyle yaşantısını devam ettirir. İşte değerli arkadaşlar bu canlı hayatın biz bu akşam sizinle entelektüel tarafını konuşacağız. Bu medreselerden bu tekkelerden yetişen önemli isimlerin bir kısmı Osmanlı kültür sanat hayatının bir nevi inşa edicileri olarak bizim karşımıza çıkar. Biz konuşmanın ilerleyen bölümünde de göstereceğiz. Bunu mesela ...Balkan şehirlerindeki mimari objeler üzerinden okuyup size anlatabilirdik. Plastik sanatlar üzerinden okuyup anlatabilirdik. Musiki ustaları tarafından okuyup anlatabilirdik. Ama biz bunu edebiyat üzerinden anlatacağız. Aslında bu bileşik kaplar gibidir. Ee, bunu size... E, ...mimari eser sayısını göstereceğiz biraz sonra ama... ...mesela katipleri de anlatsak yahut... E, Musiki şinasları da anlatsak hatta kütüphane sayısını da anlatsak yani kültürün herhangi bir objesi üzerinden bunu sizinle konuşmaya kalkışsak tablonun değişmeyeceğini ve gene böyle bir e, dağılımın ve böyle bir noktanın ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz. Onun için biz bu çalışmaya başlarken size biraz önce ifade etmeye çalıştığım bu e, giriş bölümüyle başladık. Balkanlarda Türk Edebiyat Tarihi adlı çalışmamıza bir giriş bölümü üzerinden yürümeye çalıştık. Yani burada şunu anlatmak istedik. Niye Balkanlarda bir Türkçe var? Ve Balkanlarda Türkler nasıl bu kadar ve niçin bu kadar uzun süre ayakta kalabildiler? Önemli bir giriş bölümüdür. Maalesef kitap yeni çıktı ama satışa sunamadılar. Herhalde önümüzdeki günlerde biz bu kitabın dijital olarak da yayınlanmasını arzu ettik. Yani arkadaşlar kolay ulaşsınlar ve kolay yararlansınlar diye. Onlar yapılacaktır zannediyorum. Giriş bölümünde detaylı bir biçimde işin bu boyutunu tartıştık. Buradaki ben genç arkadaşlarıma sadece sizi ilgilendirdiği için çok önemli bir şey söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar tabii bilim insanı olarak her biriniz... ...herhangi bir konuyu ele aldığınız zaman bunu çalışırken doğal olarak... Vesikaya dayanacaksınız, belgeye dayanacaksınız. Bu, bu belgeleri dipnotlarda e, göstererek e, çalışmanızı sürdüreceksiniz. Biz bu çalışmanın e, giriş bölümünde biraz artık yani bu alanda e, benim açımdan söyleyeyim. Yani e, 50 yıldan beri bu işlerle uğraşan birisi olduğum için biz çıktılar üzerinden de e, bir takım değerlendirmeler yaptık. Ne demek çıktılar üzerinden değerlendirme yaptık? Size real bir örnek... E, e, anlatmak istiyorum. Bir süre önce bir televizyon programı izledim. Bizim e, hakikaten çalışmalarına da değer verdiğim iki arkadaşım hani televizyonda da e, yayınlandığı için isimlerini vermekte bir beis görmüyorum. E, Nurettin Demir ve Emine Yılmaz e, Okan Bayülgen'in bir programına çıktılar. Biliyorsunuz o bir magazin e, programcısı. Televizyonda izleyin bence, şeyde vardır, YouTube'da vardır büyük bir ihtimalle. Bir de bir Azeri hanım, bir şarkıcı hanım onlarla beraber çıktı. Ee, Okan Bayülgen de o geneldeki sulu programlarının tersine burada bayağı ciddi olarak e, sorular sordu. Bizim arkadaşlarımız ısrarla şunu söylediler. Osmanlı Devleti'nde e, medreselerde, tekkelerde yahut başka eğitim kurumlarında Türkçe öğretilmiyordu. Bununla ilgili elimizde herhangi bir belge yok. Değerli arkadaşlar, burada e, biraz sonra e, Tuğba e, Şair sayısı hakkında size bazı bilgiler aktaracak. Ne kadar ciddi bir yakınla karşı karşıya kaldığımızı göreceksiniz. Bunların önemli bir bölümü de o bölgede doğmuş ve ana dili Türkçe olmayan Müslüman olan ya sonradan Müslüman olmuş şair ve yazarlardır. bunların önemli bir bölümü Osmanlı bürokrasisinde rol almış önemli isimlerdir. Ve sadece Türkçe değil, bunların önemli bir kısmının Türkçe, Farsça, Arapça divanları vardır. Peki bu insanlar Türkçe'yi nereden öğrendiler Allah aşkına? Özel bir ilham geldi de oradan mı öğrendiler bu Türkçe'yi? İşte biz buradan hareketle... Ha elimizde belge yok. Bana göre en büyük belge Mahmut Paşa'nın elimizdeki divanıdır. Yahut e, Mostarlı Nazmi'nin elimizdeki divanıdır. Bundan daha büyük bir belge mi olur? İlla e, arşivden bununla ilgili bir kayıt arıyor ve bulamıyorsak... Bulamadığımız için de Osmanlı medreseleri, tekkeleri... Türkçe öğretmiyordu gibi bir iddiada bulunuyorsak ben bunun e, tarih yorumundaki çok ciddi bir eksik olduğu kanaatini taşırım. O bakımdan biz işte çıktından bunu kastediyorum. Bu çıktıları gördüğümüz an bu çıktılar üzerinden bu kitapta değerlendirmeler yaptık. Bu değerlendirmelerin de e, açıkçası ben doğru olduğunu düşünüyorum. İşte bu e, gerekçelerle yani size sağladığım 4-5 tane maddeyle ve onların üzerinde e, bölge halkının kendi beklentilerine uygun çareler üretmesiyle Osmanlı Devleti bu bölgede e, 1354'ü takip eden yıllarda Fatih döneminde biz Adriati'ye çıkmıştık arkadaşlar. Düşünün yani ne kadar hızlı bir biçimde e, bölgenin fethedildiğini. E, bu tarihler içinde 1354'ü takiben bir kere 300 yıl Osmanlı Barışı dedikleri Pax Ottomania dedikleri, Osmanlı Barışı çerçevesi içinde 18. yüzyıl başlarına kadar son derece müreffeh ve son derece başarılı bir yönetim. Ondan sonrasını daha sonra konuşacağız. Maalesef ondan sonrası için e, yönetimin de bir takım e, yetersizlikleri var. Buna bağlı olarak e, yüzyılın da artık çağın da getirdiği başka bir başka bir takım dayatmalar neticesinde. Balkanlar elimizden 1878'den itibaren yavaş yavaş çıkmak zorunda kaldı. Çok dramatik bir tablodur bu. Biz bütün Balkanları 3 e, ay içinde kaybettik arkadaşlar. Topu topu 3 ay içinde 1912 yılında. Ama bakın e, rakamı düşünün 1912 yani şunun şurasında 100-110 yıl önceye kadar bu coğrafya büyük ölçüde Türk yönetiminin bir e, parçasıydı. Ben şimdilik geçmişle ilgili bunları söyleyeyim ama ...biraz gelecekle ilgili de size bazı şeyler söylemek istiyorum. İşin sözünü ettiğim edebi değerlendirmeler noktasında... E, ...bir takım grafikler ve tablolar üzerinden e, size izah edecektir. Tulba'ya bırakıyorum. Teşekkür ederim. E, ben de bütün arkadaşlarıma, e, hocalarıma hoş geldiniz diyorum. Tekrar bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederek ilerliyorum. E, yani Mustafa Hocam'ın yaptığı giriş... E, yani aslında Balkanlarda nasıl bir e, siyasi arka plan hazırlandığı ve bunun nasıl bir refah ortamına e, getirildiği üzerineydi. Ben de buradan e, alarak devam ederek aslında böyle bir refah ortamında çünkü işin yani toplumsal olarak refaha kazanmadığı, refah kazanmadığı bir Noktada kültür ve sanat faaliyetlerinden de çok söz edemiyoruz. Bu noktada e, böyle bir refah ortamının oluşması üzerine 15. yüzyıldan başlayarak yani en erken e, o yüzyılda takip edebiliyoruz. 15. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar Balkan coğrafyasında e, edebi faaliyetlerin e, olduğunu e, gösteriyor bize buradaki örnekler. Aslında biz burada Balkanlarda edebiyat e, alanına giren eserleri takip ettik. Bunları izledik ya da edebi üretimde bulunmuş kişileri bu çalışmanın içerisine dahil ettik. Ama aslında Balkanlarda edebiyatın seyrini takip etmek bir anlamda Türkçenin seyrini takip etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla Türkçe 500 yıldır yani 15. yüzyıldan başlayarak ki halen bu coğrafyanın belirli yerlerinde üretilmeye devam ediyor. 500 yıldır bu noktada 15. yüzyıldan itibaren varlık gösteren bir dil. Bu noktada nasıl bir üretim söz konusu ve biz hangi rakamsal verilere ulaştık? Öncelikle şunu söyleyeyim yani Balkanlar üzerine yapılmış bölge üzerine, çeşitli ülkeler üzerine veya bazen bir edebi tür üzerine yapılmış çok sayıda çalışma var. Eminim sizler de bunlarla karşılaşmışsınızdır. Ancak bizim burada yaptığımız iş aslında yani hepimiz akademik çalışmalar yapıyoruz. Lisans üstün çalışmalarda biraz daha e, sınırlı oluyor çalıştığımız konu haliyle. Çünkü bunu yapmak için belirli bir zamanımız var. Dolayısıyla meseleye çok bütüncül bakmamız mümkün değil. Biraz akademik alanın başında oluyoruz o zamanlar. E, ama sadece ben genelde dahil olduğum akademik tez jürilerinde de hep şunu vurguluyorum. Evet belki sınırlı bir alan üzerine çalışıyoruz ama o sınırlı yaptığımız alan aslında benzerleri içerisinde ya da mevcut ürünler içerisinde ne anlama geliyor? İşin bu kısmına da yani çalışmamız bittikten sonra işin yani biz bir parçaya çalışıyorsak aslında o parçanın bütününe veya resmin bütününe baktığımız zaman iş bize ne söylüyor? Veya bizim ele aldığımız parça o resmin bütünü içerisinde ne anlam taşıyor? İşin bu kısmına yönelik de biraz bakışımızın e, akademik hayat içerisinde ilerledikçe gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada bizim bu kitapta yaptığımız iş buydu aslında. Biz resmin bütününe baktık. Yani e, parçalara bakılmış dediğim gibi çalışmalar vardı ama resmin bütünü bize ne söylüyor? Dolayısıyla böyle bir çalışma ortaya koyduk. Bunu yaparken aslında biz bazı sayısal veriler ortaya çıkardık. Bunu da belki yine lisansüstü arkadaşlara, lisansüstü alanda çalışan arkadaşlara böyle biraz bir nasihat var olabilecek belki bir şey olabilir, öneri olabilir. Yani eğer çalıştığınız konu izin veriyorsa ki biz sosyal bilimler alanında yaptığımız işler biraz daha teorik kalıyor diğer alanlara göre. O yüzden yaptığımız iş izin veriyorsa, mümkünse bunları sayısal verilerle değerlendirmek, istatistiki rakamlarla ortaya koymak aslında yaptığımız işe biraz daha e, karşıdan da bakmayı sağlıyor bize. Bizim çalışmamızda da böyle oldu. Biz bazı eee Grafik türleri değerlendirdik. Öncelikle arkadaşlar Balkanlarda Türkçe'nin izlerini takip edebildiğimiz karşımızda 10 tane ülke var. 10 ülkeden söz edebiliyoruz bu dönem için. Bu 10 ülke arkadaşlar şuradan göstereceğim karşınızda Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Bosna, Hersek, Sırbistan, Kosova, Arnavutluk, Romanya, Macaristan ve Karadağ. Bu noktada biz toplamda 1894 isim tespit ettik. Bu isimleri nasıl tespit ettik? Bir kere öncelikle tabii ki Balkan coğrafyasında bu saydığım 10 ülke içerisinde doğmuş olan isimler veya bu coğrafya içerisinde vefat etmiş olan isimler. Ama biz bütün bunlara ek olarak aslında bir şey bir şekilde bu coğrafyaya yolu düşmüş veya bu coğrafyaya işte az önce Mustafa Hoca söz ettiği çok sayıda medrese var bu şehirlerde veya işte kadılık veya müderrislik sebebiyle bu coğrafyada belirli zamanlarda görev yapmış. Yani aslında kısa veya uzun süreli de olsa bölgenin kültürel hayatına katkı sağlamış isimlerden söz ediyoruz. Toplamda 1894 ismimiz var arkadaşlar. Yani aslında çok ciddi bir rakam hani Türkçe 15. yüzyıldan günümüzde 1894 isimle bu coğrafyada bu Balkan coğrafyasında temsil ediliyor. Gerçekten ciddi bir rakam. Biz öncelikle 10 ülke var dedik ve toplamda bu ülkelerin bünyelerindeki şehirleri de dahil edersek 128 şehirden söz ediyoruz. Yani bütün Balkan coğrafyasında toplamda 128 şehirde. Türkçe üretilmiş veya üretilmeye devam ediyor. Bunun da açıkçası çok ciddi bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biz bu 1894 rakamı ülkelere böldük arkadaşlar. Ee, i̇lk sırada Yunanistan geliyor. Yani 729 isimli ve diğer ülkelere kıyaslarsak siz de rakamsal olarak gördüğünüz gibi ciddi bir fark var arada. Diğer ülkelerle Bulgaristan 368 isimle, Makedonya 231 isimle, Bosna Hersek 204, Sırbistan 114, Kosova 104, Arnavutluk 72, Romanya 53, Macaristan 14 ve Karadağ 5 isimle temsil edildi. E, sonrasında Tek tek bu sefer bu ülkeleri değerlendirdik. Mesela Yunanistan'ı şehirler açısından değerlendirirsek nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Mesela Yunanistan açısından değerlendirirsek eğer 33 tane şehirden söz ediyoruz arkadaşlar. Bunu da bütün ülkeler için yaptık yine bu grafikleri. Ee, e, yani hepsini takip etmek zor olabilir. Sol tarafta ilk 5 şehir olarak belirttim. İlk sırada Selanik geliyor, ikinci sırada Girit, üçüncü sırada yeni şehir, dördüncü sırada Moda ve e, Mora ve beşinci sırada Rodos. Sonrasında başka bir tür grafiğimiz de bunları yüzyıllara bölmek oldu. Yani evet 729 isim var Yunanistan'da ama nasıl bir dağılım göstermiş. Yani mesela 15. yüzyılda başlamış bu iş ama 16. yüzyılda nasıldı, 17'de nasıldı, 18'de nasıldı, 19'da nasıldı, 20'de nasıldı gibi. E, ve sonrasında tabii ki bu grafikleri yaparken hep değerlendirerek çünkü bunlar bize bir veri sundu aslında. Yani mesela bazı ülkeler için 17. yüzyılda... E, Rakam çok az. Bu sefer biz oturup düşündük, neden az olabilir? Arkasında siyasi bir sebep mi var? İşte bunu tarihsel olarak nasıl açıklayabiliriz Neden şair yazar eksilmiş olabilir gibi? Ee, dolayısıyla böyle bir e, dağılım grafiği ortaya koyduk. Sonra başka bir grafik türümüz de. Peki bunların bu şairlerin ne kadar Osmanlı döneminde üretimde bulunmuş, ne kadar Osmanlı sonrası dönemde üretimde bulunmuş? Yani bu da bize farklı bir veri sundu. Çünkü yani Osmanlı döneminde de Türkçe'nin merkezleri var bizim bildiğimiz ama Osmanlı sonrası dönemde farklı merkezler ortaya çıktığını gördük. Biz dolayısıyla bu bu, bu şekilde grafikler oluşturmak bizim de yorum yapmamıza olanak sağlayacak veya niye acaba böyle çıkmış olabilir diye düşünmemize imkan sağlayacak ee, şeyler sorular e, ortaya çıkardı. Bu açıdan da bu sayısal verilerin açıkçası çok e, bizim açımızdan da e, okur açısından da öyle olacağını düşünüyoruz ama bizim açımızdan da çok kıymetli veriler olduğunu düşünüyoruz. Ve bunu bütün ülkeler için yaptık. Bu söz ettiğim dört grafik türünü bütün ülkeler için değerlendirdik. Mesela Bulgaristan'da karşınızda şehirler var. İlk beş şehir, birinci sırada Filibe, ikinci sırada Kırceli, üçüncü sırada Sofya, dört Razgrad ve beş Eski Zara. Sonrasında işte yüzyıllar açısından değerlendirilişi. İşte Makedonya'da mesela Üsküp, sonrasında Manastır en çok şair yetiştiren şehirler. Sonrasında Bosna, Hersek'te bekleyeceğimiz üzere Saray, Bosna, sonra da Mostar en çok şair yetiştirmiş şehirler. Kosova'da Prizren ve Priştin'e bu noktada diğer şehirlere göre çok ileride. Sırbistan'da Belgrad ve Niş ikinci sırada. E, bu noktada biz sadece kitap için hazırlattığımız yani bu e, önünüzdeki haritalar gördüğünüz harita örnekleri kitabımız için hazırlandı. Bunlar da aslında farklı bir görsel tür ondan da söz etmek istiyorum. E, böyle siyasi bir harita gibi görünüyor ama aslında değil bütün şehirler yok burada. Sadece e, az önceki e, grafiklerde gördüğünüz e, şair Türkçe üretimde bulunmuş şair yazar yetiştiren şehirler var yani aslında bunları bir harita üzerine yaydığımızda da ne kadar yayılımının olduğunu, ne kadar geniş yayılımının olduğunu görüyorsunuz. Bu mesela Bulgaristan haritası, bu burada yer alan şehirlerin hepsinde Türkçe üretilmiş. Mesela bu Kosova'nın haritası gibi. Dolayısıyla aslında yani tek bir yer odaklı değil, tek bir şehir odaklı değil bir ülkede Türkçe. Dolayısıyla bu haritalar üzerinden de böyle bir şey görmenizi istedik. Sonrasında Arnavutluk diğer bir ülke mesela orada da İşkodra, Elbasan biraz daha diğer şehirlere göre öne çıktı Romanya biraz farklı bir konumu var ona da kitapta değindik Karadağ'da da ve bekleneceği üzere zaten toplamda 5 isim vardı onun yayılımı da 3 şehir üzerinden ilerledi Sonrasında başka bir grafik türümüzde arkadaşlar bu sefer tek tek şehirleri ele aldığımız için şehir grafikleri hazırladık. Nasıl yaptık bunu zaten şehirlerin sayısı belliydi ama bunları bu sefer yüzyıllara böldük. Yani her bir şehir için mesela karşınızda Filibe örneği var. Her bir yüzyılda yani 15. yüzyılda ne kadar şair 16'da ne kadar 17 18 19 ve 20'de ne kadar gibi. E ee, bu noktada birazdan Mustafa Hoca Vardar Yenicesi'nden söz edecek. Kendisi öyle söyledi. Mesela Vardar Yenicesi grafiği karşımızda bakıyoruz. 16. yüzyıl ve 17. yüzyıl var sadece. 18 yok, 19 yok, 20 yok. Ya bu noktada bunun sebepleri neler olabilir? Yani az önce dediğim gibi hani verinin bizi düşünmeye sevk etmesi ve bunun sebepleri üzerine oturup düşünmemiz ve bunu bir şeye dökmemiz, bilgiye dökmemiz. Bu anlamda da e, yani bu grafiklerin bize e, çok yol gösterdiğini söyleyebilirim. E, bu noktada biz e, şehir bazlı olarak ilerledik bundan da bahsedeyim. Yani genelde edebiyat yani bizim kitabımız Balkanlarda Türk edebiyatı tarihi başlığını taşıyor. Genellikle edebiyat tarihi e, başlıklı çalışmalarda ya dönemsel olarak ilerlediğini görürüz kronolojik olarak ilerlediğini görürüz ya da türler üzerinden ilerlediğini görürüz mesela hikaye mesela roman ya da işte mesela mesnevi gazel gibi ama bizim çalışmamızda açıkçası biz şehir üzerinden ilerledik çünkü çalışmamız buna müsaitti. yani çalışma bizi böyle yönlendirdi bazen malzemenin de bizi belirli bir yöntem oluşturacak şekilde yönlendirdiği olur çalışmalarda bu kitapta da böyle oldu. E, bu açıdan biz e, yani şehir başlığı üzerinden ilerleyerek ve toplamda 128 şehir üzerinden ee, e, meseleyi değerlendirdik şehir bazlı ilerlemeseydik de elbette olurdu ama e, arkadaşlar yani bu az önce söz ettiğim örnekler yani mesela Vardar Yenicesi'nde neden böyle bir tablo ortaya çıktı ya da Vardar Yenicesi'nde nasıl bir tasavvufi ortam vardı ve bu aslında kültür ve sanat oluşumunu nasıl destekledi İşin arka planı şehire ait, şehire yönelik arka planı olmadan şair ve yazarlardan bahsetmek çok eksik kalacaktı. Bu anlamda biz şehir bazlı ilerledik. Dolayısıyla bu, bu yöntemle ilerleyen ilk belki çalışma olduğunu da söyleyebiliriz. Bir de az önce genelde bu tarz çalışmalarda sadece bölge doğumlu veya burada vefat etmiş kişiler değerlendirilir dedik. Yani mesela e, belirli bölgelerde doğmuş olan kişiler genellikle biyografi kitaplarına alınır ya da o biyografi başlığı altında ve gibi belirli şehirlerde vefat etmiş kişiler değerlendirilir. E, biz az önce söz ettiğim gibi aslında şehrin kültür hayatına katkı sağlamış bütün isimleri aldık. E, buna da hepinizin bildiği isimlerden bir örnek vermek istiyorum. Mesela Selanik başlığı altında orada doğumlu olan Nazım Hikmet Ran var. E, Nazım Hikmet evet Selanik doğumlu ama çok küçük yaşta oradan ayrılmış ve biz Nazım Hikmet'in eserlerinden aslında onun yani Balkanların onun eserleri üzerine herhangi bir etkisinin olup olmadığını göremiyoruz çünkü bunu görebilecek bir verisi yok çok küçük yaşta ayrılmış ve sonrasında hiçbir bağlantısı olmamış bu bölgeyle. Ama buna karşılık mesela Ziya Gökalp Diyarbakır doğumlu ama özellikle Selanik'teki bu genç kalemler hareketi dolayısıyla yani o genç kalemler üzerinden Türkçenin sadeleşmesi meselesine çok katkısı olmuş bir isim. O yüzden biz hani Ziya Gökalp'i burada almayıp değerlendirmeseydik işin bu kısmından söz ederken burada Türkçe neden yani Türkçenin sadeleşme hareketleri içerisinde kim rol oynadı kısmı e, havada kalacaktı ya da boşluk oluşturacaktı. Bu noktada biz kısa veya uzun yani çünkü mesela kısa süreli bir yerde görev bile yapsa bir kişi bir yerde kadılık yapsa müderrislik yapsa bazen bazı eserlerini orada hazırladığını biliyoruz. Dolayısıyla oranın kültür ortamı içerisine bu muhitin içerisine dahil olduğunu biliyoruz ya da kendisinin görev yapması yanında aslında bulunduğu yörede kültür muhitleri oluşturduğunu biliyoruz bazı isimlerin. Bu noktada biz aslında bir şekilde kısa veya uzun oranın yani Balkan coğrafyasının kültür hayatına katkı sağlamış bütün isimleri dahil ettik ve bunun yani bu, bunu yaparsak ancak resmin bütününü doğru görebileceğimizi düşündük. Bu noktada da bu grafikleri sizlerle paylaşmış olayım. Az önce Mustafa Hoca söyledi yani biz hani edebiyat açısından baktık ama başka açılardan baksaydık da paralel bir görüntü oluşacaktı diye bunun bir örneğini vermek istiyorum size sol tarafta. E, Profesör Doktor Mehmet İbrahim İbrahimgil e, Hocanın hazırladığı bir veri bu. E, hoca e, Balkan yani sanat tarihi alanında çalışıyor ve Balkan ülkelerinde Osmanlı vakıf eserlerinin genel durumuna dair bir rakamsal değerlendirmesi var. Aslında bakın orada da Yunanistan ilk sırada. Yani bizim edebi verilerimizde biz Yunanistan bu 10 Balk Balkan ülkesi içerisinde. E, yani edebi üretim açısından şair ve yazar sayısı açısından birinci sırada diyoruz. Yani sol tarafa bakıyoruz mimari açısından da Yunanistan öyle. Yani bu da kültürün bir bütün olduğuna işaret ediyor aslında. Yani biz sadece edebiyat meselesinde böyle diğer alanda değil. Yani kültür bir bütünse o zaman bütün hangi alana bakarsak o alan üzerinden bir paralellik kurabiliriz diye düşünüyoruz. Bu rakamsal değerlendirmeler de bunu gösteriyor. Ee, son olarak belki şey söyleyebiliriz. Yani biz aslında bu çalışmayla yani bu çalışma bize bizi aslında şuraya yönlendirdi. Hani resmin bütününü de görmek açısından belki bir son bir örnek olmuş olur. Yani dedik ki 15. yüzyıldan itibaren yükselen ve hani Mustafa Hoca'nın söz ettiği gibi 19. yüzyılda işler tersine dönüyor ve aslında Türkçe bu bölgede bir süre tamamen bitiyor yani göçler sonucu da. Eee ama biz bu döneme kadar 19. yüzyıla kadar aslında Yenişehir, Fener'den, Selanik'ten, Vardar Yenicesi'nden Türkçenin çok önemli kültür merkezleri olarak söz ediyorduk. E, ama peki sonrasında Türkçe bitmedi ama e, yani yer değiştirdi. Evet burada yok yani Vardar Yenicesi'nde yok artık ama peki nerelerde var? Yani malzeme bize bunu da göstermiş oldu. Mesela Gümülcine artık yeni bir kültür merkezi, Üsküp, Prizren, Şumlu, Razgrad, Köstence bunlar artık yeni kültür merkezleri Dolayısıyla yani Türkçe buralarda devam ediyor Evet hani Vardar Yencesi'nde yok Selanik'te artık yok ama nerelerde var İşin bu kısmına bizi yönlendirdi Dolayısıyla resmin bütününü de bu çerçevede görebilmiş olduk Bu çalışmayı Yani Biz nerelerden yararlanarak yaptık işin? O kısmında söyleyip sonra Mustafa Hoca'ya söz vereceğim Yani takip ettiğinizi düşünüyorum Türk Edebiyatı isimler Sözlüğü projesini ee, onu da 2014 yılında tamamlamıştık çok geniş bir araştırıcı kadrosuyla. Ee, sonrasında yakın zamanda eserler sözlüğü kısmı da tamamlandı. Onu da görmüş olduğunuzu düşünüyorum. Ee... Yani işimizi çok kolaylaştıran çünkü artık dijital alandayız ve yani beşeri bilimlerin dijital alan üzerinden ilerleyişi işimizi gerçekten çok kolaylaştırıyor. Ee, yani biz de bu projeyi hazırlarken açıkçası yani içindeki biyografileri oluştururken çok e, titizlikle gerçekten o eser veya o isim üzerine çalışmış olan kişilerden bu konuda yardım aldığımız için e, bu kitaptaki verilerimizi toplama noktasında da ciddi anlamda işimizi kolaylaştırdı bu proje bundan da söz ederek şimdilik ben de sözü bırakayım. Çok teşekkür ediyorum. Bu Vardar Yenicesi'ne bu kadar atıf yapıldıktan sonra <laughs> artık Vardar Yenicesi'nden söz etmek bir nevi şart oldu. Değerli arkadaşlar, Tuğba da biraz önce söyledi. Biz Araştırmacılar olarak elimizdeki veriler üzerinden yürüyebiliriz. Verilere baktık ve veriler bizi bir şeylere yönlendirdi. Benim çok rahatsız olduğum konulardan birisi özellikle bizim yeni Türk edebiyatı çalışmalarında efendim e, başlar stilistik araştırmalarının Türk edebiyatındaki işte bilmem Oğuz Atay üzerinde etkileri falan diye başlayıp e, bir e, batıda ortaya çıkmış teoriyi ele alıp bu teoriye yerli malzeme bulma gayretlerini ben hiç e, bilimsel bulmuyorum şimdi bakın bir hikaye anlatacağım özellikle genç arkadaşlar için bunun e, bir e, model olmasını temenni ederim Ben e, benim asıl çalışmalarım bu biyografi sözlükleri Türk Edebiyatı'nın e, tezkireler boyutu doktora çalışmam sırasında Künül Ahbar'ın tezkire kısmı üzerinde çalışıyorum 305 şair var orada bir gün bir beyti rastladım. E, peydar Edifli Peydar Edifli gazeli bir birinci e, beyti hatırlayacağım. E, beyti okudum. Muhteşem bir e, ahenk var. Muhteşem bir anlam var. E, göndermeler var. E, tasavvufi Vahdeti vücut perspektifinden tasavvufi bir arka plan var. Ee, açıkçası beni çarptı. Şu şiirin, şu gazelin tamam vücudu, bunaydı. vücudu mutlakın bahri. Evet, <laughs> vücudu mutlakın bahri ne mevcikim eder peyda, enel hak sırrını söyler eğer mahfi eğer peyda. Ee, Bunun okuyun bu gazeli. Çok güzel bir gazeldir. Başka bir şey de söyleyeceğim şu gazelin tamamını bulayım dedim. Çünkü klasik edebiyatta değerli arkadaşlar bilirsiniz bazen bir beyit eskilerin tabiriyle Mısra-ı Berces'te'ye rastlarsınız çok güzeldir. Çok dolgun bir beyittir. Alttakilere bakarsınız alttaki beyitler aynı oranda güzel olmayabilir. Bazen yek ahenk veya yek avaz bir gazele rastlarsınız. Ya güzel ne güzel gazel. Şunun başka gazellerine de bakayım dersiniz. Mesela hadi örnek verelim. Neşati'nin bu Nihanız ve Bile Redifli gazellerini çıkarın. Geriye çok fazla bir şey kalmıyor. Rasih'in bir tek gazeli var. Gerçi eskiler bunu maksat eserse Mısra-ı kafidir diye çok ıı, özet bir biçimde anlatmışlar ama e, ben gazelin tamamını buldum. Çok başarılı bir gazel. Bunun üzerine hadi divanı bulayım falan dedim. Ee, divanda e, karşı karşıya kaldığım gazellerin de büyük bir çoğunluğunun çok başarılı örnekler olduğunu gördüm. Oturup neşredilmemiş bu divanı neşredeyim. Yani benim yakaladığım bu güzellikleri daha geniş kitle fark etsin istedim. Bütün çalışmalarımızı niye yapıyoruz? Bunun için yapıyoruz. Yayınladım divanı. Divanda bir şey dikkatimi çekti. Bu arada e, işte yaptığımız çalışmaların bir öncekiyle bir sonraki arasında bazı korelasyonlar kuruyoruz. Ben Osmanlı Kültür Coğrafyası diye bir makalem var. Benim e, üç önemli makalem var arkadaşlar. Hadi biraz ukalalık yapayım. Öbürleri de önemsiz değil ama bu üç makale gerçekten e, e, çığır açıcı makaleler olmuşlardır. Bir Osmanlı Kültür Coğrafyası teskirelere göre Osmanlı kültür coğrafyasına bakış. iki e, yine e, Osmanlı şairlerinin meslekleri. E, üç, hadi Tulba tekrar yapalım. <laughs> Doğum şey, yerleri, yerleri, evet, tarikat ilişkileri. Evet, tarikat. Evet, Teskireler ilişkileri. ışığında Divan Edebiyatı'na bakışlar. Üç seri. Üç, üç makale. Ve Divan Edebiyatı'nda Mahlastaş şairler. Ona dördüncüyü de ekleyelim. E, bu makalelerle şu ortaya çıktı ki Vardar Yenicesi Osmanlı kültür coğrafyasına en çok şairle katkıda bulunan şehirlerden birisi. Tuğba biraz önce söyledi biz tamam bir veriye ulaşıyorsunuz size düşen okuyucu bunu sadece bilgi olarak alabilir ama siz bunu izah etmekle yükümlüsünüz. Nasıl oluyor da Vardar Yenicesi gibi adını bile çok duymadığımız bir şehir Osmanlı e, kültür coğrafyasına en çok şair yetiştiren merkezlerden birisi haline geliyor aşağı yukarı sizin yaşlarınızdaydım bunları keşfettiğim zaman ve e, bir çıkış yolu bulamadım o zaman bugünkü manada ansiklopedik çalışmalar yok yani sizi besleyecek destekleyecek şehir monografileri yok falan sonra ama çalışmanın peşini bırakmadım Sonra şunu fark ettim ki burası Akıncıların baş şehri. Hadi o zaman ikinci bir soru gündeme geldi. Akıncılar kim? Nasıl oluyor da Akıncılarla e, şairler arasında böyle bir korelasyon kurulabiliyor? Hadi bir önemli makalemden daha bahsedeyim. E, bunu da lütfen not alın. E, sosyal medyada bulursunuz. Akıncılığın Türk kültürüne katkıları diye bir makalem var benim. Ee, bu defa Akıncılığın gerçekten çok farklı bir müessese olduğunu Balkan fetihlerinde çok önemli bir rol üstlendiğini sadece bir garnizon olmadığını Vardar Yenicesi'nde ve e, burada çok ciddi bir iktisadi hayatın var olduğunu, çok ciddi bir kültürel medrese ve tekke hayatının var olduğunu ve bu defa Akıncıların kendi ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir şair tipolojisine hamilik yaptıklarını keşfettim. Peki nedir Akıncı şairleri, Akıncı beylerinin yanlarında bulundurdukları şairler? Değerli arkadaşlar, İstanbul'daki sarayda estetik özellikleriyle ön plana çıkmış şairler himaye edilirken, burada Derviş Meşrep, yarın Gazaya gidecek akıncıları şarj edecek ve onları motive edecek şairlere ihtiyaç var. Tam da Vardar Yenicesi şairleri Hayreti'yi ele alın, e, Usuli'yi ele alın, Günahi'yi ele alın, başka isimleri ele alın. Böyle bu dünyaya çok ehemmiyet vermeyen ne Süleyman'a esiriz ne Selim'in kuluyuz diye böyle üst perdeden şiirler söyleyecek isimlere ihtiyaç var. Ve... <laughs> Bunları fark ettim. Bir şey daha fark ettim orada. Abdullah İlahi diye bir adam. Çünkü bizim klasik şiirdeki örnekler zaten birbirine benzer büyük ölçüde ama... ...Vardar Yeniceli şairlerin o kadar bir e, duygu ve ifade birlikteliği var ki... ...kesinlikle Hayreti'nin şiirinin altındaki Hayreti mahlasını kaldırın... ...usulü koyun, e, hayali koyun... Hayali Bey'i biraz farklı değerlendirelim. Çünkü onu bir süre sonra zaten İstanbul transfer ediyor. Daha A grubu şair o. Günahiyi Koyun aslında üsluplarından hiçbir biçimde fark edemeyeceğiniz bir tabloyla karşı karşıyasınız. Adeta tornadan çıkmış gibi ortak bir fabrikanın mamul maddesi gibi çok birbirlerine benzerler. Bunun da Abdullah İlahi'nin eseri olduğunu Abdullah İlahi'yi bir şeyh olarak İstanbul'dan transfer ediyorlar ve bu şeyh e, tam da o işte akıncıların beklentilerine uygun olarak yeni bir atmosfer oluşturuyor Vardar Yenicesi'nde. Bu e, atmosfer de e, gürül gürül insan yetiştiriyor. Bakın biraz önce Tuğba söyledi. Tuğba eğer dönebilirsen o Vardar Yenicesi'nin yüzyıl tablosuna dönelim. Değerli arkadaşlar normal olarak öbür şehirlerde dikkat ederseniz grafik özellikle 16'da bazen, öbürlerinde de yüksek ama 17'de, 18'de, 19'da grafik yükselerek gidiyor. Mesela Üsküb'e baksak böyledir, Saraybosna'ya baksak böyledir. Ama Vardar yenicesine bakın, sadece 200 yılda elimizin altında isim var. 18'de yok, 19'da yok, 20 hiç yok. O zaman siz bana böyle bir tablo gösterseniz, ben o zaman size derim ki, hadi bakalım bunu izah et bana yani niye yok? Bakın e, Filibe'ye bakın biraz önceki Filibe'de yüzyıllara göre farklı bir dağılım var e, görüyorsunuz ama Vardar yenicesi öyle değil. O zaman şu çıktı çok net bir biçimde ortaya. E, 16. yüzyılın sonunda akıncılık bitiyor Osmanlı'da bir müessesi olarak bitiyor daha nizami orduya geçiliyor ve Kültürel hayat da bitiyor. Daha doğrusu Vardar yenicesi bitiyor arkadaşlar. Onun için bunları izah etmek durumundasınız yani araştırmacı olarak bulduğunuz bir veriyi niçin, neden, nasıl sorularına cevap vererek e, okuyucuya izah etmek zorundasınız. Bu tablolar işte bize e, bunları e, sağladı. Bununla ilgili de bu Vardar yenicesi ile ilgili de bu şair ve mekan ilişkisi açısından. Bunu başka bir topluluk başka bir topluluğa anlatsam bu 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 detayda anlatmam ama e, yazma eserler başkanlığında dijital ortamda girebilirsiniz. Benim usulü divanı e, diye bir çalışmam var. Lütfen arkadaşlar oraya girip oranın giriş bölümünü bir okusunlar. Yani bir şairin e, mekanla ilişkisinin ne olduğunu ve mekanın mekanın şairin e, gelişimine nasıl katkıda sağladı nasıl katkıda bulunduğunun çok o, e, dikkate değer bir örneğini orada görme fırsatına e, sahip olacaksınız. İşte e, bu çerçevede biz e, Balkanlardaki Türk edebiyatını ele aldık, değerlendirdik. E, değerli arkadaşlar başlangıçtan yani 15. yüzyıldan. Niye 15. yüzyıl? Bakın ben 14 dedim, Tulba 15 ile başlattı. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Siyasi gelişmelerle kültürel gelişmeler birbirini biraz geriden izler. Yani siyasi gelişmelerle kültürel gelişmeler at başı gitmez. 16. yüzyılın sonunda akıncılık bitti dedim. Halbuki 17. yüzyılda da e, şair e, vardı Vardar Yenicisi'nde ama 18'de yoktu. Dolayısıyla e, 14'te başlayan siyasi ve bürokratik gelişmeler... 15. yüzyıldan itibaren şair yetiştirmeye başladı ama 16'dan itibaren asıl gözle görünür bir tabloyla e, karşı karşıya kaldık. 1912'de elimizden çıkınca bu coğrafya, bu defa Sırbistan'da Türkçe bitti, Belgrad'da bitti, Karadağ'da bitti, e, Bosna'da bitti, Saraybosna gibi bu kadar canlı bir yerde bir süre sonra bitti. E, ama Yunanistan'da bitti. Tabiatıyla 141 şair yetişmiştir. Balkanlarda en çok şair yetiştiren şehir Selanik. E, 141 şair yetiştirmiştir. Yetiştirdiği şairlerin ötesinde... ...o, o küçük dergiyle birlikte... E, ...Türkçenin sadeleşmesi noktasında... ...ne kadar önemli rol üstlenmiş bir yapı... ...kısa bir süre sonra söndü. Ama e, Türklerin yaşadığı bölge olan... Gümülcün'e de devam etti. Bulgaristan'da e, Razgrad ve e, Kırcaali yeni şehirler olarak ortaya çıktı. Yeni kültür merkezleri olarak ortaya çıktı. E, Prizren, Kosova'da ortaya çıktı. Üsküp eskiden olduğu gibi nadiren çünkü hem eski hem yeni yönetimde önemli bir idari merkez olduğu için Üsküp e, burada devam etti. Bir kültür merkezi olarak devam etti. Çalışmayı 1920'li yıl 2020'li yıllara kadar getirdik. Bugün de hala Balkanlarda Türkçe yaşamaya devam ediyor. başlıca benim star açık görüşte bu şehir ve kültür ilişkisine dair makalelerim çıkıyor. Son çıkan makalem sondan bir önceki makalem Prizren'i anlatıyor. Son çıkan makalem de Üskübe anlatıyor arkadaşlar. Orada okursanız bunları, bu şehir eksenli. Ayrıca Özlenen Şehirler diye bir kitabım var. Bu kitap da tamamen şehir ve kültür ilişkisi üzerine odaklanmış. Orada da 28 ayrı şehrin arka planını anlatıyorum. Ee, burada gayet net göreceksiniz. Mesela bu coğrafyada Üsküb'e ele alalım, Makedonya'yı ele alalım. Bir, Osmanlı dönemi var. iki sosyalist dönem var. Krallıklar döneminde kesinlikle Türkçe yoktu. Ona özellikle dikkat çekmek istiyorum. Ee, sosyalist yönetimlerde belli sebeplerle ve belli içeriklerle var. Şimdi 90'lı yıllardan itibaren yeniden daha özgür bir ortam çerçevesi içinde tekrar var Türkçe. Şimdi özellikle bu büyük öğrenci projesiyle 90'lı yıllardan beri. Onu takip eden yıllarda TİKA'nın çalışmalarıyla, Marif Vakfı'nın çalışmalarıyla, Yunus Emre Vakfı'nın çalışmalarıyla Türkçe Balkanlar'da yeniden bir can ve kan buldu. Ve mesela bu son Üsküp'le ilgili yazdığım yazıda Türkçe'de de yeni bir kitabı çıktı. Türkçe'nin Rumeli yakası diye Leyla Şerif Emin. Sizin yaşlarınızda bir arkadaşımız okuduğunuz zaman neredeyse artık hiç o yerel dillerin etkisinin olmadığı, İstanbul Türkçesiyle metinler kaleme almış bir arkadaşımızın ifadesiyle karşılaşacaksınız. Türkçe yaşamaya devam ediyor buralarda. Ben gelecek yıllarda daha farklı bir biçimde de devam edeceği kanaatindeyim. Bu da biraz... Tarih değil, futuristik bir yaklaşım olsun. Bir başka şey daha söylemek istiyorum. Bu çok işin kültürel boyutunun biraz daha e, siyasi perspektifi diye tanımlanabilecek bir çerçevesi. Çünkü siyaset kültürel faaliyetleri de sonuçta belirleyen e, bir tablo. Ben e, arkadaşımın söyledi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı yaptım, e, Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği yaptım. Yani biraz e, siyaseti ama daha çok Derin Türkiye siyasetine bulaşmış birisiyim. Buradan hareketle şu kadarını söylemek istiyorum. 1878'den itibaren Balkanlar parça parça bizim elimizden çıktı. Ama Balkanlar bu elden çıkışlardan itibaren o Türk barışı denebilecek evredeki yapıyı daima özleyebilecek bir Sıkıntılar manzumesiyle karşı karşıya. Bugün de bu manzume halen devam ediyor. Yarın sabah Balkanların herhangi bir köşesinde böyle hava tutuşmaya hazır bir birisinin bir kibrit çal çakmasına bağlı. Bir kibrit neticesinde siz bile yani yaşınız genç ama 99'daki bu Bosna sonra Kosova'daki bu katliamlar, kıyımlar, e, vahşetler bunları gördünüz. E, bölge daima buna gebe. Bölgenin ben kendi dışından biraz daha e, şemsiye olabilecek unsurlara ihtiyaç duyduğu kanaatindeyim. Avrupa Birliği bunu sağlayabilirdi, adaydı. Avrupa Birliği'nin de biraz kendine de dermanı kalmadı açıkçası. Nereye gidiyor, nasıl gidiyor çok emin değilim. Bölge üzerinde emperyal bir perspektif değil. Tamamen böyle sınırların buraya katılması, katılmaması şeklinde değil. Ama Türkiye büyük bir ülke olarak... O bölge üzerinde şu veya bu biçimde tasarruf hakkı ve imkanı olan ülkelerden birisidir. Tarihi bir arka planı da var bunun için. Bölge ülkelerinde çok küçük nüfuslar var. O küçük nüfuslarla bunu çevirmek mümkün değil. Karadağ'ın nüfusu 600 bin arkadaşlar. Bakın 600 bin nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz. Makedonya'nın nüfusu 2 milyon. Kosova'nın nüfusu 2 milyon 100 bin. Dolayısıyla bu kadar küçük nüfuslarla bu, bu çerçeve ne ticari olarak ne e, iktisadi olarak ne siyasi olarak kolay kolay dönmez. Yani hepinizin e, bu bölgeler üzerinde bilgi sahibi olmanız, bölgelerin geleceği noktasında e, kafanızda bir takım perspektiflerin e, olması gerektiğine dikkat çekmek istiyorum. E, konuşmayı bu çerçevede e, bağlayalım ama şu soruları da lütfen kendinize sorun. Ee, e, mesela buradaki rastgele arkadaşlardan bir tanesine soralım. Ee, Dilan hangi şehirdensin? Ankara hocam. Ankara. Daha Ankara dışında daha e, mesela Sümeyye sen hangi şehirdensin? Sesim geliyor mu hocam? Evet. İstanbul'da yaşıyorum şu an. <laughs> Küçük şehirler yani. Ankara, İstanbul, Bursa, Edirne dışında kim var aranızda? Peki Gizem, sen neredesin? Hocam, Hakkari'deyim. Ha Hakkari'densin. Mesela siz edebiyatla uğraşıyorsunuz. Kaç şair yetiştirmiştir Hakkari? Hocam burada Ahmet Hani özellikle çok ön plana çıkıyor. Ama Ahmet Hani de oralı değil. Evet, aslında Çukurcalı hocam buradan Olur. da ağrıya gitmiş. Evet. Peki, yani gördüğünüz gibi. Ee, öyle Balkan şehirleri gibi 100 şehir, 100 şair, 50 şair falan filan zikredebileceğiniz e, şair sayısı Ankara, İstanbul, Bursa, Edirne dışında, e, hadi İzmir'i de katalım e, bu akşamki konferansın hürmetine. <laughs> e, öbür şehirlerde e, bu rakamlara e, ulaşamayız. Yani kültürel manada çok zengin bir e, bölgeyle karşı karşıyayız. E, şöyle bağlayacağım. Evet. Balkan roman ve şiirinde e, Balkan şair romancılarının özellikle romancılarının hemen hemen hiçbir tane romanları yoktur ki içinde Türk Türkler ve e, Osmanlı hikayesi geçmesin. E, okuduğunuzu zannediyorum mesela bunların en tanınmışlarından birisinden bahsedelim. Ivo Andrić'in Dirna Köprüsünde. E, burada çok kesif bir Türk düşmanlığı vardır. Altan alta çok kesif bir Türk düşmanlığı vardır. Ve eee Andriç şu mesajı verir okuyucuya. E, siz Balkanlarda selsiniz, biz kumuz. Sel mahiyeti itibariyle büyük bir gürültüyle gelir ama geçer gider. Siz de geçip gittiniz. Yani bu çalışma aslında Balkanlar'da Türk Edebiyatı'nın tarihini anlatmakla birlikte... E, ...Balkanlar'ın sadece tarihini anlatmıyor arkadaşlar. Bu aynı zamanda Balkanlar'ın geleceğini anlatıyor. Yani biz orada sel değiliz. Biz Balkanlar'da e, başka unsurların kum olduğu kadar kumuz. E, bu çalışma da o kum oluşun e, vesikasıdır, belgesidir. Biz bu çalışmayı... E, Hakikaten emek vererek ama keyifle de kaleme aldık. Biz görevimizi yaptık. Bundan sonra size ait okuması, değerlendirmesi size ait. Teşekkür ediyorum. Ama lütfen soru sorun. Sorularınızla bu meseleyi biraz açalım. Teşekkür ederiz hocam. Herkese de çok teşekkür ediyoruz. Ben sorular bölümüne geçmeden önce dilerseniz şöyle kısaca bir özetlemek isterim anlattıklarınızı. aslında çok şey yazdım ama e, birazından bahsedeyim. İlk bu, ben bence de... arkadaşlarım hepsi dinledi ya yani özete ihtiyaç var mı arkadaşların i̇şte ben her biri kendi paylarına isterdim? ne düşmüşse kendi paylarına göre onu alsınlar ama sen usulümüz bu diyorsan ben benim açımdan sıkıntı yok. Hayır hocam e, siz hüzün görmediyseniz ben de hiç e, özet söylemeyeyim. Yalnız ben kitabı inceleme şansı buldum elimde olduğu için. Gerçekten çok büyük bir emeğin ürünü oldu hocam aşikar. Emeğinize bereket olsun, hizmetiniz daim olsun. E, Bizlere de sizin gibi hocaların izinden yürümek kısmet olsun diyelim. Çok evet. teşekkür ederim size şa sadece şu kadarını söyleyeyim. 2000 civarında dipnot var arkadaşlar o kitabın arkasında. Evet Evet hocam. Soru cevap bölümüne geçelim mi hocam? Lütfen. Evet, ben peki. arkadaşlardan şunu istirham edeceğim. Ee, çok rahat olsunlar. Yani akıllarına gelen her şeyi sorsunlar. Hı -hı. Buyurun. Hocam, sunucu olarak kendime bir ihtimas gösterip ilk soruyu sorabilir miyim? Müsaaden. Tabii buyurun. Ben şehirlerin kültür tarihi üzerine çalışıyorum. O yüzden söyleyecek, söyleyeceğiniz en ufak bilgi bile benim için çok çok kıymetli. Öncelikle bunu ifade edeyim. Böyle benim gibi şehirlerin kültür tarihiyle alakalı çalışacak olan genç araştırmacılara neler tavsiye edersiniz? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, <laughs> benim bu şehir ve kültür ilişkisi çok hayatımın erken yıllarından itibaren ilgimi çeken ve burada... Şerife Hanım e, benden biraz daha genç ama e, aşağı yukarı bu serüvenimizi ve bu alanda yazılmış çalışmaları bilen bir arkadaş. İlk e, bu şehirlerin yetiştirdiği şair potansiyeline dikkat çeken ve bunun arka planını anlatmaya çalışan yazılar benim yazılarımdır. Daha sonra başka arkadaşlar da bu alana ilgi gösterdiler. Epeyce yayın var bu konuyla ilgili. Ben e, şundan... Hayatımın çok erken yıllarında yurt dışına gittim. Bunun bana sağladığı bir avantaj oldu. Orada şunu görüyordum ve çok imreniyordum. Güzel ansiklopediler vardı. Yani ben mesela şimdi diyelim ki Gelibolu Şairleri diye bir makale yazdım. Gelibolu Şairlerini bulup çıkarmak tezkirelerden benim için kolay. O da o yıllarda kolay değildi ama hadi nispeten kolay diyelim. Ama Gelibolu, Gelibolu Şairlerini bulduktan sonra size biraz önce izah ettiğim bu Vardar Yenicesi çerçevesi içinde niye Gelibolu'da çok şair yetiştir, yetişmiştir sorusu için Gelibolu tarihine ihtiyacım var. Yani Gelibolu ne zaman şehir oldu, nasıl yönetimlerden geçti, biraz önce e, akıncılık örneğinde olduğu gibi hangi e, farklı sahiplerle bu kadar çok şairin yetişmesine imkan hazırladı sorularına cevap bulmam lazımdı. Emin olun çalışmamın asıl bölümüne harcayacağım bu giriş bölümü için harcadığım vakit asıl bölümden çok daha fazla yoruyordu beni. Çünkü yoktu ansiklopedi yoktu doğru düzgün. Yahut ansiklopediler bu konuya eğilmiyorlardı. Bugün geldiğimiz noktada çok şükür ki artık iyi ansiklopediler var. Tuğba biraz önce Türk edebiyatı isimler sözlüğünden ve eserler sözlüğünden bahsetti. Çok kolaylıkla e, derleyip toparlayabilirsiniz buradaki bir sürü e, bilgiyi, bir sürü malzemeyi. E, ayrıca İslam ansiklopedisi, bakın şunun kıymetini bilin. İslam ülkeleri içinde kendi İslam ansiklopedisini yayınlayan tek ülke Türkiye'dir arkadaşlar. Başka hiçbir Müslüman ülke böyle bir ansiklopedi yayınlayamadı. Orada özellikle bazı maddeler, işte bunu ön sözünde teşekkür ediyoruz. Michael Keel diye Hollandalı bir araştırıcı var ki Balkan şehirlerinin çoğunu o yazmıştır. Çok güzel, muhteşem şehir maddeleridir. Mesela size e, İslam Asyktopedisindeki Michael Keel'in bütün maddelerini okumanızı öneririm. Yani bir şehir kültür ilişkisinin ne kadar güzel e, anlatıldığını o maddeler üzerinde görebilirsiniz. Başka da güzel maddeler var. Bu, bu yollardan hareketli zaten onlar e, sizi bir yerlere doğru taşır. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ee, Youtube'dan Mikail Koçta'nın bir sorusu var hocam. Ee, Osmanlı Balkanları fethettikten sonra ortaya konulan ilk edebi ürünler hangi alfabeyle yazılmış diye soruyor. Ee, değerli arkadaşlar, e, Balkanlarda Türkçe olarak verilen ilk edebi ürünler e, tabiatıyla o dönemin alfabesiyle, Arap alfabesiyle yazıldılar. Ve... E, e, 15. yüzyıldan itibaren e, bu örnekleri görüyoruz. İlk yazılan örnekler o bölgeye giden Osmanlı bürokratları tarafından kaleme alınmıştır. E, 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise e, artık orada doğanların da e, şiirler kaleme aldıklarını biliyoruz. İlk e, şiir yazanlardan birisi Fatih'in veziri Mahmud Paşa. O adni mahlasıyla şiirler yazıyor. İlk örneklerden birisi odur. 17. yüzyıldan itibaren boşnaklar Arap alfabesiyle e, ve İslami edebiyat geleneklerine göre, e, divan edebiyatı geleneklerine göre e, boşnakça bir takım şiirler yazmaya başlamışlardır. Bunların adına El e, örnekleri deniyor. 18. yüzyıldan itibaren de benzer bir uygulamayı Arnavutlar gerçekleştirirler. Onlar da beytici edebiyat diyorlar buna. E, Arap alfabesiyle Arnavutça kendi dilleriyle mevlit yazılmıştır mesela. Kahve kasidesi gibi örnekler yazılmıştır. E, Aruz vezniyle. E, ama e, soruyu en kestirme cevaplayacak olursak Arap alfabesiyle. Osmanlıca olarak yani öyle söyleyelim. Teşekkür ederiz hocam. E, Orkun hocam söz almak istiyor. Buyurun hocam. Hocam merhaba hoş geldiniz. E, hocam e, şeyden bahsetmiştiniz. E, Türkçe'nin öğretilmediğinden yani şey öyle söyleyen iki araştırmacıyı bahsettiniz. Hocam bu kadar geniş bir coğrafyada benim hani doktora da e, doktora giriş sınavında da sorumdu mesela Kırım'lı bir şair ya da başka bir yerdeki bir şair nasıl oluyor da e, aynı imla ile yazıyor şeklinde. Peki bu bu kadar geniş bir coğrafyada bu kadar ağızların, şivelerin, dillerin, alfabelerin çeşitli olduğu bir coğrafyada ortak bir yazı dilinin imlanın ufak farklı kişiden kişiye... ufak farklılıklarla da olsa devam etmesi bir Türkçe öğretiminin kanıtı değil midir? Kesinlikle bu Kesinlikle kadar tutarlı bir imla. kesinlikle Türkçe öğretiminin kanıtıdır. Ee, hatta 16. yüzyıldan itibaren o küçük imla farklılıkları da ortadan kalkıyor. Değerli arkadaşlar, e Osmanlı sistemi gerçekten mesela biz yine kitabımızda bir bölümde açtık onunla ilgili. Yani Rumeli Türk Edebiyatı'nın genel Türk edebiyatına içinde benzerlikleri ve farkları noktasına dikkat çektik. Ama bu farklara çok odaklanırsanız küçük farklılıklardan bahsedebilirsiniz. Ben size başka daha somut bir örnekten bahsedeceğim şimdi. Geniş Osmanlı coğrafyasında yani hadi şehir üzerinden yürüyelim. Mesela Saraybosna'da, Sofya'da, Bursa'da, e, Diyarbakır'da e, aşağı yukarı e, Osmanlı toplumsal yapısının yüzde on sekizi, yüzde on bir dilimi imaret hanelerden bedava yemek alıyor. Değerli arkadaşlar bunların hepsinde yani mesela çorbanın şekli değişiyor ama e, bu bahsettiğim bu geniş coğrafyada imarethanelerde haftanın beş günü e, sabah ve akşam e, birer tas çorba ve birer küçük somun fodla deniyor onun adına. Birer küçük somun sıcak ekmek veriyorlar. Cuma akşamları ki bizim... Osmanlı sisteminde, klasik sistemde, e, bu Batı sisteminde olduğu gibi gece 12'den itibaren şey değiştirmez. Akşam güneş battığı zaman artık ertesi günden bahsedilir. Mesela Cuma akşamı demek Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam demektir. Cuma akşamları e, çorba, e, somun ve yahni veriyorlar, et yemeği veriyorlar. Bayram günleri buna ilaveten bir de tatlı veriyorlar. Bütün coğrafyada yani bir İngiliz araştırıcının bu konuda çalışması var. Ya insanı çıldırtır diyor yani bu nasıl bu bu, bu nasıl bir mekanizma? Böyle bir merkezi yapılanması var. Şimdi siz biliyorsunuz artık. Bizim Bosna'da yetişmiş bir şairimiz mesela boyu serviye benzetirken Bursa'daki şair başka bir şeye mi benzetiyor? Yani Bursa'daki şair kayın ağacına mı benzetiyor mesela? İmaj dünyası da aynıdır. Bu tam da e, bunun e, çıktı merkezi medreseler ve tekkelerdir arkadaşlar. Buralarda çok ciddi bir e, merkezi perspektif var. Hocam e, sözleriniz bittiyse Gizem Sergerdanoğlu arkadaşımız söz almak istiyor. Size bir sorusu buyurun. olacak. Tabii buyurun. Merhabalar hocam. Öncelikle kitabınızı henüz hani daha inceleme fırsatım olmadı satışa sunulmadığı için. Ama en kısa sürede kitabımı eklemek için sabırsızlanıyorum. E, Tuğba hocam şeyden bahsettiniz. E, Nazım Hikmet'in küçük yaşta ayrıldığından bahsettiniz. Hani o yüzden onun işte eserlerinde Balkanların etkisi olamaz demiştiniz. Hani görünmüyor demiştiniz. Sonra Ziya Gökalp'i e örnek vermiştiniz. Sanırım kitapta bu tarz hani e, Milli Edebiyat döneminden, Cumhuriyet döneminden vesaire şairler de var mı? var tabii ki günümüze kadar getirdik yani şu an hala Türkçenin üretilmeye devam ettiği bölgelerde bu yani şöyle diyebilirim aslında biz Osmanlı dönemi için herhangi bir şiiri elimizde veya birkaç beyit bile olsa Türkçe Eser vermiş olan bütün isimleri değerlendirdik. Osmanlı sonrası dönem için aslında elimizde çok sayıda isim vardı. Dolayısıyla hı hı. ben şairim diyen herkesi dahil etmek biraz zor olabileceği için biz o noktada biraz edebi eseri olma ölçütünü dikkate aldık. Dolayısıyla Osmanlı öncesi dönem için elimizde bütün isimlere dair bir liste varken Osmanlı sonrası dönemde bunu biraz sınırlandırmak durumunda kaldık ama sınırlandırmamıza rağmen 1894 isimle karşı karşıyayız ciddi bir rakam diyebiliriz ee, çok özür diliyorum peki Osmanlı. bunlar içerisinde yine hani Ziya Gökalp gibi böyle Türk Edebiyatı'nda öne çıkmış isimlerden hani farklı kimler var hocam yani çok sayıda isim var. Yani yeni edebiyat alanına, biraz daha modern edebiyat alanına yönelik. Mi? Aslında çok sayıda isimler var. Ya yani isim var. Bunların hani şu anda hepsini yani ya da birkaç tanesini de söz etmek çok e, mümkün olmayacak ama hani kitapta bunları görebilirsiniz ayrıntılı şekilde. Yani e, farklı sebeplerle yer alıyorlar aslında. Dedim yani doğum veya vefat olması dışında o bölgede görev sebebiyle bulunmak veya Osmanlı coğrafyasını çeşitli sebeplerle gezerken aslında o bölgede yer almak, orada kalmak, o bölgeyi beğenmek gibi. Dolayısıyla yani biz bunları böyle ayrı başlıklar altında sınıflandırmadık ama bizim aslında üst başlığımız şehir ve kültür ilişkisine katkı sağlamış olan, şekilde katkı sağlamış olan bütün isimler olarak değerlendirdik. Dediğim gibi çok sayıda isim var, kitapta bunları görebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Az evvel Melek Şah Evrem de el kaldırmıştı ama söyleyeceğinden vaz mı geçti acaba tekrar indirmiş? Sorunuz varsa buyurun hocam. Yoksa bir YouTube sorumuz var. Şerif hocam buyurun. Ee, teşekkür ederim. Önce klasik divana hocalarımızı bizimle buluşturduğu için sonra hocalarıma teşekkür ederim. Benim ben, kitabı okuma şansım oldu. Çok da zevkle okudum. Ee, özellikle giriş bölümü e, e, çok yaratıcı, böyle e, ilham verici e, e, bir bölümdü. E, bu çalışmaları özlemişiz. Elinize sağlık hocalarım. E, orada sor, e, bir cümleniz var e, ile ilgili. Onu e, konuşmak istiyorum. E, gagobuslar hariç Genellikle İstanbul Türkçesi ağırlıklı bir yazı dili görüyoruz e, tespitiniz. Şimdi rahmetli Tunç Hoca ile Suudi Bosnavi'nin e, şer, şerhini okurken hep hoca emin olmayarak şu soruyu sorardı. Acaba sentakstaki bu devlet üslup e, bu boşnakçadan mı kaynaklandı? Bu, bu var mıdır? Ama sonra e, mesleğin içerisinde biraz daha ilerleyip Balkan şairlerinin metinlere yayınlanmaya başladıkça hep okudum. Hiç iz bulamadım. Usulü'yü e, e, vesaire o bölgeden yetişmiş şairleri. E, bununla ilgili kanaatlerinizi bir gençler de duysun. Ben de kafamdaki bu uzun yıllarda sordum soruyu bir de sizden dinleyeyim istedim hocalarım. E, hanginiz e, uygun görürseniz. Ben ben cevap vereyim isterseniz. E, yani e... Burada şu kadarını söyleyeyim, bölge dillerinde Çağdaş, Türk, çağdaş Rumeli'deki Çağdaş e, e, Türkçe'de e, bölge dillerinin çok etkisi var. Yani e, devrik cümlenin de etkisi var çünkü Slav dilleri genellikle bölge dilleri. Slav dillerinin cümle yapısıyla Türkçe'nin cümle yapısı aynı değil. E, bu bakımdan e, böyle. ...basit çeviri yapmaya kalkıştıkları zaman... ...ister istemez... ...o devrik cümleyle karşı karşıya kalıyorlar. Ben doğrusu... ...ama bizim klasik edebiyatta... ...hiç bu manada... ...kelime düzleminde Şerife Hanım... ...AB falan gibi... ...B gibi, ABGİM gibi... ...kelime düzleminde bir takım... ...girdiler var ama... sentaksa dair... ...çünkü sentaksı biraz dediğim gibi... ...o medrese sağlıyor... Sentaksa dair hiç ben şey görmedim yani e, İstanbul Türkçesinden farklı bir yapı görmedim e, burada bir de şunu şuna dikkat çekmemiz lazım e, Biraz önce söyledim nüfus bu ülkelerde çok küçük olduğu için arkadaşlar şimdi Makedonya radyo televizyonu nasıl bir belgesel hazırlayabilir nasıl bir drama hazırlayabilir kendi seyircisi için büyük paralar vererek bu mümkün değil. Bu bakımdan bölge dilleri ve işte bölgedeki hakim unsur olması açısından Türkçe eserleri çok büyük ölçüde Türkçe dizileri takip ediyorlar. Ve bunun neticesinde de özellikle çocuklarda tamamen o bölge ağzından arınmış İstanbul Türkçesi yeniden adeta hükmünü icra ediyor. Buna dikkat çekmek lazım. Biraz önce de söyledim Mesela bu Leyla Şerif Emin'in kitabında çok azalmış o yerel dilin yansımaları. Çok giderek daha ağırlıklı olarak İstanbul Türkçesi bölge üzerinde tekrardan 2000'li yıllardan sonra etkisini daha da arttırmış görünüyor. Çok teşekkür ederim hocam. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Ben de hocam en eski öğrenisi kabul ederek gençler sinirinize soruyorum ama e, ilk şehrengizi Frischneli Mesihi yazmıştı. Aslında e, bu da bir şehrengiz olmuş hocalarım. Şehri şairleriyle güzelleri de şairler olmuş e, e, akademik bir şehrengiz olarak görüyorum ben kitabı. Elinize sağlık. Bu da model olacak. Ee, hocam siz bazı kitaplarınız ve makalelerinizi söylediniz ama ben Acı'yı Bal de koyayım oraya çünkü o da çok güzel ee, ilham verici bir kitaptır gençler için e, Mersiye için ona da gençler bakın diyeyim. Çok teşekkürler ağzınıza sağlık. Estağfurullah sağ olun <laughs> Oğlum, ben de çok teşekkür ederim Şimdi bir YouTube sorumuz var hocam ee, Balkan <laughs> Şairi Hı hı. Balkan şairleri bulundukları bölge sebebiyle Hristiyanlıktan etkilenmiştir. Hocalarımız çalışmalarında bu şairlerin eserlerindeki Hristiyanlık unsurlarına yönelik neler söyleyebilir demişler. Değerli arkadaşlar, çok doğal. Yani yaşadığımız çevrede karşı karşıya kaldığımız unsurlar tabiatıyla şiirin malzemesi sonuç itibariyle. Dilin malzemesi ve şiirin malzemesi sonuç itibariyle. Evet, ııı... E, e, Hristiyanlığa ait terminolojinin e, Balkan şairlerinde e, diğer bölgelerdeki şairlere göre daha çok ama bu bu daha çok lafı e, nihayet yüzde sıfır sıfır bilmem kaç gibi bir rakamdır yani genel vokabüler içinde e, ama e, Bursalı bir şaire göre e, Saraybosnalı bir şairde daha fazladır. Başka bölge etkileri var başka bölgelerin etkileri var. Ee, onu o bölgeyle izah etmek lazım. Tuğba şu e, kimdi e, e, Kilisli şair? Gaibi. Onu anlatır mısın lütfen? Ee, e, Kilisli bir yani Kilis derken Bosna'nın bugün e, bir şeyi şehri olan e, Kilis'ten bahsediyoruz. Bugün, bugün şey, Arnavutluk, şey, Arnavutluk bugün, sınırı. Hırvatistan sınırında. Evet. Adriyatik e, Kenarında yani Dalmatya kıyılarında Osmanlı'nın en batı ucunda yer alıyor. Düşman saldırılarına çok açık bir bölge Kilis ve aslında burada düşman saldırılarına açık bir bölge olduğu için böyle sık sık başı bozuk kişilerin böyle şeyleri yani Habsburglara bağlı çetelerin sürekli saldırılarına uğrayan bir şehir. Gaybi de bu şehirde yetişmiş birisi ve eserlerini bu şehirde üretmiş hayatı boyunca burada geçirmiş. E şimdi kaynaklara bakıyoruz. Gaibi doğumlu şairden söz ederken şey diyorlar. Hep onun böyle çok isyankar tabiatlı birisi olduğundan söz ediyorlar. Ama diğer taraftan mesela üretmiş olduğu eserlere bakıyoruz. Ee, mesela şey tarikat i Gaibi diye bir eseri var. Yani aslında hani Celveti Tarikatına mensup bir isim dolayısıyla hani onun o mensubiyeti dolayısıyla daha böyle içe dönük birisi olmasını bekleriz. O kadar isyan isyankar tabiatlı birisi olmasını beklemeyiz. Bunlar çok çelişiyor bu bilgiler. Ama diğer taraftan biz Kilis Şehrinin aslında ne kadar böyle bu gelgitleri açık, bu işte sürekli Haydutların saldırısına uğrayan bir şehir olduğunu iyi bildiğimiz zaman, o zaman o çelişkiymiş gibi görünen kısmı kısım da birazcık yerine oturuyor gibi. Çünkü Gaibi de kendisinde bazı şiirlerinde mahlasını şey Kupres şey, Haydutlarının işte reisi olarak şey yapıyor yani böyle bir mahlas kendisine seçiyor. Bu anlamda da şey yani o şehir ve yani o şehirde yetişmiş bir şairin üretimine bunun nasıl yansıdığı, o şehrin arka planının nasıl yansıdığını da net bir şekilde görmüş oluyoruz. Evet e, bir soru var ona da ben belki cevap verebilirim. Balkanlar'daki biyografi nitelikli başka eserler var mı diye. E, aslında var bu eserler de bizim çalışmamızda çok faydalandığımız eserler oldu. Özellikle boşnak araştırıcıların e, bu noktada da bizim e, yani Türkçe şey, e, yazılmış olan biyografi kaynaklarına çok e, örneklik etmiş önemli eserleri var. Daha eski yıllarda kaleme aldıkları eserler. Yani onlar kendi bölgeleri için, kendi bölgelerinde üretimde bulunmuş isimler için kaleme almışlar bu eserleri. Mesela Hazım Şabanoviç'in eseri bu anlamda bize çok yardımcı oldu. Fehim Nametak'ın eseri, Hancıc'in e, eseri, Saffet Başagic'in eseri, uzun e, isimleri var bunların. Ama e, bu isimler, yani bunlar kendi dönemlerinde aslında biyografi türüne ve sonraki dönemlerde de biyografi türüne kaynaklık etmiş çok önemli nitelikte eserler bunları da biz de çalışmamızın giriş kısmında zikrettik ve çalışmamızda bu eserlerden de, yani o bölgeye yönelik isimlerden söz etmemiz gerektiği durumlarda o zaman bu kaynaklardan biz de yararlandık bunu da söylemeliyim burada başka evet. bir soru daha var bu kültürel gelişmeler siyasi gelişmeleri takip eder görüşünüzden hareketle Balkanların elden çıkmasıyla şair sayısı bir anda düşmüş müdür Tabii işte biraz önce söyledim. Ee, Balkanlarda en çok şair yetiştiren şehir olarak e, Selanik bugün hiçbir tek e, bir tek yeni şair yok Selanik'te bitti yani Selanik. Manastır öyle Manastır 19. yüzyılda Balkanların çok önemli şehirlerinden birisi. İşkodra öyle mesela çok önemli şehirlerinden birisi. Bugün e, oralarda maalesef Türkçe artık üzülerek belirtelim ki sustu. Başka sorusu olan var mı değerli hocalarım? Mesaj bölümünde göremiyorum ama. E, hocam müsaadenizle ben de sormak isterim. Buyurun hocam. E, hocam aslında benim sorum biraz şeye yönelik olacak. Bu Yunanistan-Türkiye e, hem dostluk hem düşmanlık mı desem? E, çok fazla Yunanistan'da şair vardı ve en çok olan oydu hatta. Buradaki ilişki nasıl ya da e, neden bu kadar fazla bir e, sayıya sahip Yunanistan'ın Türkiye e, geçişleri ya da Osmanlı öncesi sonrası ilişkilerinin durumda onu merak ediyorum. Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, biraz önce size söyledim. Bizim Osmanlı'ya geçişlerimiz İstanbul üzerinden olmadı. Yani bugünkü coğrafyaya göre düşünmeyin. Bizim Osmanlı geçişlerimiz e, Gelibolu üzerinden oldu. Gelibolu üzerinden de yürüyün Keşan. Ee, Keşan bugün Yunanistan'a sınırdır biliyorsunuz ee, İpsala, Keşan. Ee, bizim ilk fethedilen bölgelerimiz e, oradan ileriye doğru e, Gümülcine, Seres, Selanik, Vardar Yenicesi, Yanya, e, e, Yenişehir, Fener gibi ve oradan e, Arnavutluğa doğru sonra da oradan biraz yukarıya doğru Üsküp. ...manastır ve daha sonra... ...en son aldığımız şehirlerden birisi... ...1526'da Balkanlar'da... ...Belgrad'ı aldık ve... ...daha sonra da Budin alındı biliyorsunuz. En erken dönemde alındığı için... ...Osmanlı'nın da en dinamik zamanı... ...ve buralara çok fazla Türk nüfus yerleştirildi... Fethi takip eden yıllarda. Buralardan da aynı zamanda... ...ciddi şekilde görev halklarından Müslümanlaşanlar oldu... Bu yüzden en çok şair ve yazarın Yunanistan ve Bulgaristan, bugünkü Yunanistan ve Bulgaristan coğrafyasında olmasının e, izahı çok kolay. Ve en uzun sürede buralarda kalındı. E, burada, hatta ben bugün sosyal medyada gördüm. E, Türk nüfusunun Yunanistan'da e, Osmanlı dönemindeki yoğun olduğu yerler ve bugün yoğun olduğu yerler, mesela Mora Yarımadası, Girit... Tamamen e, Türk nüfusla meskun. Bugünkü adalar, e, başta Rodos olmak üzere bugünkü adaların tamamı ciddi şekilde Türk nüfus yaşıyor buralarda. E, buralardan Türk nüfus yavaş yavaş çekilince e, Türkçe'de azaldı. E, yoğunluğun sebebi bu. Yani erken girdik, çok geç çıktık ve ciddi bir Türk nüfus var. Bu üç sebepten dolayı da buralarda çok ciddi bir nüfus. E, Türk edebiyatı numuneleri ve şair sayısı ortaya çıktı. Tersin Bayram merkeze yakınlık da önemli değil midir demiş ama az evvel el kaldırmıştınız. Dilerseniz sözlü olarak da sorabilirsiniz hocam. Tabiatıyla yani onu söyledim işte ön, önce girdiğimiz yer merkeze en yakın olan yerler. Merkeze yakınlık da burada çok önemli bir etken. Arkadaşlar burada sözünü etmedik. Ee, tarikatlardan ısrarla dikkatinizi çektim. Tarikatları önemsedim ama e, özellikle 14, 15, 16. yüzyılda bölgenin hem e, e, Türk kültürünün genişlemesinde, Müslümanlığın yayılmasında ve bir burada bir edebi ortamın teşekkülünde bektaşilik çok önemli bir rol oynamıştır. Yani biz bektaşiliği de bugünkü çıktılara göre biraz değerlendiriliyoruz. Ee, bir arkadaşımız da sormuş bektaşiliğin rolünü tam da ben onu anlatıyordum. Bektaşilik bölgede çok etkin bir rol oynamıştır ve bugün e, bizim yumuşak e, güç dediğimiz e, temel faktörü başlangıçtan itibaren Balkanlarda kolonizatör Türk dervişleri olarak başlangıç yıllarında Bektaşiler sonraki dönemde de halvetilik, nakşilik ve mevlevilik olmak üzere diğer tarikatlar çok başarıyla yerine getirmişlerdir. Cam sanki melamiliğin de biraz etkisi var gibi melamiliğin de çok etkisi var ama melamilik değerli arkadaşlar melamilik bir tarikat olmaktan çok bir mizaçtır evet. ee, burada doğru söylüyorsun Balkanlardaki bütün tarikatlar biraz daha Anadolu tarikatlarına göre daha melami meşreptir melami meşrep oluşun farkı şu hadi bir örnek üzerinden anlatayım size ee, yolunuz ...göynüye düşerse... ...göynükte Akşemsettin'in türbesi var biliyorsunuz... ...herkes Akşemsettin'in türbesini bilir... ...ve ziyaret ederler... ...orada aynı zamanda bayramiliğin... ...çok önemli bir başka temsilcisi... ...Dede Ömer Sikkin'inin de... ...türbesi vardır... ...Sikkin Arapça bıçakçı demek... ...bıçakçı Ömer Dede... Ee, ...tarikatların... ...önemli bir kısmı... ...biraz töreye... ...ritüele... Ee, hırkaya, sikkeye eee ehemmiyet verirler. Bu hareketler içinde gereklidir. Mevlevilik Mevlana hiçbir zaman kurumsallaştırmamıştı ama onu daha sonra Sultan Veled kurumsallaştırdı. İşte kurumsallaşmış yapısı ister istemez biraz samimiyeti geriye iter. ...işte falan akşam falan saatte falan giysiyle burada bulunacaksınız... ...işte semaya katılacaksınız falan gibi. Halbuki öbürü daha serazat ve daha coşkun bir tavır. Size Balkanlarda biraz bu serazat tavırdan bahsettim. E, Dede Ömer Sikkin'i bu törenlere aynı şekilde icabet etmiyor. settin biraz e, hareketin lideri olarak... E, ...haber göndermiş kendisine. Demiş ki... E, icabet etsin, icabet etmezse onu uzaklaştıracağız. Bunun üzerine e, Dede Ömer Sikkin'i demiş ki, dergahın bahçesine bir büyük ateş yakın, ben işte yarın akşam geleceğim toplantıya. Gelmiş, bu toplantılardaki işin tören boyutuna yönelik e, dikkat etmesi gerektiğine dair bazı şeyler kendisine önerilince bunun üzerine e, demiş ki dervişlik bu değildir. Nitekim bizde pek çok e, şeyde e, tasavvuf şiirinde dervişliğin taç ve hırka olmadığına dair e, söylemler vardır hatırlayacaksınız. E, ve bunun böyle olduğunu göstermek için başında tacı var hırkası var ateşe doğru yürümüş. Taç yanmış hırka yanmış fakat dedi Ömer Sikti'ni ateşin içinden çıkarak yürümüş, devam etmiş ve bir daha da toplantılara katılmamıştı. Bu bu melamiliktir. Yani işin törensel boyutuna, giysisine dikkat etmeden sadece işin özüyle ilgilenme melamiliktir ve bu bir tarikat olmaktan çok her tarikatte bir meşrep olarak kendisini gösterir. Bazen melami meşrep insanlar mevlevilikte de vardır. Ama Nurul Arabi gibi bazı Balkanlardaki bazı isimlerin etrafında bu hareket aynı zamanda bir tarikat gibi de örgütlenmiştir. Balkan tarikatlarının büyük çoğunluğu melami meşreptir. Bunu Buna da e, teşekkür ederim sorduğunuz için bunu da ifade etmiş olalım. Hocam e, bu anlattığımız tekkelerde, şu anda hani Türkçe konuşuluyor mu ne kadar konuşuluyor bilemiyorum ama bizim Türkiye'de söylediğimiz ilahileri Türkçe olarak söylemeye devam ediyorlar. Hatta bununla ilgili albümler de yapan hocalarımız oldu ilahi albümü. Bir etkisi var mı bu tarikatlerin orada Türkçe'ye? Değerli arkadaşlar, tarikatlar özellikle Bektaşilik bugün Arnavutlar arasında çok yaygındır. Hem Kosova'da hem Makedonya'da hem de Arnavutluk'ta ...çok ciddi şekilde dergahları var ve... ...Balkanlarda bu dergahlar 1925 yılında... ...Türkiye'de e, tekkeler yasaklandıktan sonra... E, ...hareketler büyük ölçüde dağıldı, döküldü biliyorsunuz. Buralarda orijinal mekanlarında... ...orijinal tekkelerinde faaliyetlerine devam etmektedirler ama... ...onlar da sosyalist dönemde işin özünü ve ruhunu kaybettiler. Fakat e, Arnavutlarda ve Boşnaklarda... ...Türkçe ilahiler anlamlarını bilmeden... Nasıl biz Arapça dualar okuyoruz, Arapça olduğunu, e, manasını çok bilmeden, en azından büyük halk kitlesi bilmeden. Orada da e, ilahiler Türkçe olarak okunur. E, Türkçe bilmeyen insanlar tarafından da ezberlenir ve okunur. Tabii başta Pirizren ve Üsküp olmak üzere oradaki e, Türklerin de devam ettirdikleri tarikatlar var. Onlar Türkçeyi de bildikleri için Türkçe olarak okurlar ama... Hassatan, Üsküp, Prizren, e, İpek, Jakova, e, e, Ergiri Kasrı e, gibi şehirlerde e, tasavvuf ve hareket bugün de e, biraz ritüel olarak devam ediyor. Teşekkür ederim hocam. Bir arkadaş celvetilikte dahil değil mi demiş. Tabii bu Anadolu'daki bütün tarikatların Balkanlarda bir yansıması vardır celvetilikte dahil. Hatta pek Anadolu'da olmayan sadilik diye mesela bir hareket vardır. Acizi tarikatı diye bir başka tarikat vardır. Çok zengin, biz, biz bu çalışmada gösterdik. Ee, Anadolu'daki e, şairlerin e, tarikatlere intisap oranıyla, Balkanlardaki şairlerin tarikatlere intisap oranı neredeyse üç katı ee, daha e, hakim bir unsur. Bunu halka da teşmil etmeye kalkışırsak orada da benzer bir durumla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Başka sorusu olan Ersin Bey buyurun. İyi akşamlar diliyorum e, Evvela. E, benim de çok ilgi alanıma giren e, bir konu. E, merakla da takip ettim. E, çok da e, istifade ettim. Onu söyleyebilirim hocam. E, ben e, eşim yüksek lisans yaparken onun bir arkadaşı vardı Kosova'dan Mualla. <laughs> Mualla bize kimliğini açık etmediği sürece biz Mualla'yı asla bir yabancı olarak tanıyamadık. Gerçekten fasih bir Türkçeyle ve İstanbul Türkçesiyle konuşuyordu. Ee, ve ben bir gün Mualla Hanım'a dedim ki yani Mualla Hanım bunun sırrı nedir? Yani nasıl oluyor bu? E, ve biz yaşlarından hani bizi emsak belki bizden birkaç yaş daha büyük birisi. O zaman bana Mualla Hanım şöyle demişti e, ee, Türkçe bilmeyi çok önemserler. Çünkü Türkçe bildiğiniz an sizin şehirli olduğunuzun göstergesidir bu demişti. Yani bu sadece Kosova ile alakalı bir durum mudur acaba yoksa diğer bütün e, şey topluluklarda ya da ülkelerde böyle bir durum var mıdır? Ya da bu günümüzde nasıl, ne şekilde devam ediyor? Beni çok etkilemişti mesela o zaman. Yani o çok zaman ederim. şöyle... E yani biz orada bir üst kültür oluşturmuşuz ve bunu da Türkçe ile bağlayıcı unsur olarak gerçekleştirmişiz diye bir kanaat oluşmuştu bende ve çok etkilemişti Muhalle Hanım'ın oturduğu. Gayet basit Türkçe konuşuyordu. Yüzde <laughs> <laughs> yüz bu kanaatiniz doğru. Hatırlattığınız için de teşekkür ederim. Kitapta biz bunu yazdık. E, hatta bir örnek üzerinden e, ben 1900 81-83 yılları arasında Belgrad Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştım. O yıllarda Üsküp'e gittim bir gün. Necati Zekeriya, Balkanlardaki Türk Edebiyatı'nın hemen hemen en dikkate değer isimlerinden birisidir. Randevumuz var, bir arkadaşım var yanımda, o da oralı Türklerden. Üsküp'ün eski çarşısında geziyoruz, bir kuyumcu dükkanına girdik. Bir kere Balkanların bugün de arkadaşlar şöyle bir özelliği vardır. Bu yöresel diller herkes tarafından bilinir. Yani biz bu dil öğrenmeyi çok böyle bir fetişizm şeklinde e, çok önemsiyoruz. E, girdik mesela dükkanda Türkçe konuşuyoruz. O arada dışarıdan birisi geldi Makedonca bir şey sordu. Konuşma bir anda kendiliğinden Makedonca'ya dönüştü ve herkes katıldı. Herkes Makedonca devam etti. Sonra bir ara nasıl döndü bilmiyorum. Arnavutça birisi bir şey sordu. Arnavutça'ya döndü konuşma. Herkes Arnavutça konuşmaya devam ettiler. İşte o arada dışarıdan gelmiş birisi. Bu benim arkadaşımla Muzaffer Bey'le konuşuyorlar. Ee, Arnavutça konuşuyorlar. Ee, ben saate baktım. Dedim ki e, abi istersen kalkalım. Bizim randevu saatimiz yaklaşıyor dedim. Tabii Mustafa hemen kalkalım dedi. Bunun üzerine e, Muzaffer'i tanıyan... Ama onun Türk olduğunu bilmeyen e, o sonradan gelen adam dedi ki aa ben sizin Türkçe konuştuğunuzu bilmiyordum dedi. Bu tamamen spontan bir cevap. E, biz şehirliyiz dedi Muzaffer. Prizren'de bunun adı kasabalıdır. Kasabalı olmanın birinci şartı şehirli olmanın birinci şartı e, Türkçe bilmektir. Hatta oralarda bir şey vardır böyle kızdıkları adama şey derler. Türkçe bilmez Allah'tan korkmaz. <laughs> Onun için algı böyledir yani. Başka sorusu olan yoksa. Çok teşekkür ederim ben. Son bir defa daha söyleyeyim Seyfettin Bey buyurun. Anlıyorum. Benim şöyle bir sorum olacaktı. Benim şu anda yaptığım şey lisans tezi Korku üzerine. Ben birkaç tane Balkanlardan şairimizi taradım. Çok belli başlı kişileri. Bunlarda konjolos figürü vardı. Bunun dışında pek fazla böyle farklı bir şey de göremedim. Sizin görebildiğiniz böyle bir kimleri şeyiniz tarar, var mı? Kimleri taradınız? Bilginiz... Kimleri taradınız? Hocam Mostar'da Ziya'yı taramıştım. Usul-i, Hayali Bey, Filibeli, Bejdi. Hmm. Arkadaşlar ben sanki yeni Türk edebiyatından taradın mı diye e, onları sordum asıl. E, değerli arkadaşlar, e, o şairler için e, bizim e, şeyden daha farklı bir tabloyla karşılaşmazsınız. Anadolu'dan farklı bir tabloyla karşılaşmazsınız. Yani ben bölgenin o yıllarda korkuya yönelik bir Farklı veri ürettiği kanaatinde değilim ama mesela e, yeni Türk Edebiyatı çerçevesi içinde taratsanız çok yani böyle insanın iliklerine işlemiş korkular göreceksiniz. Ben hiç unutmuyorum e, bu biraz önce bahsettiğim arkadaşım ilk 81 yılında henüz daha bu katı sosyalizm yapı devam ediyordu. E, böyle birazcık farklı bir şey söylediği zaman pek çok kişi de bunu gördüm. Kafasında cümleyi 40 e, kere evirir, çevirir ve onu bütün o e, tehlike arz edebilecek hususiyetlerden arındırır ve öyle e, ifade ederdi. E, bir de sağına soluna da bakınır gene başka bilen kimse yok mu? Mesela e, lütfen bu bakımdan e, Recep Küpçü'nün şiirlerine bir bakın. Yani Recep Küpçü yakın dönem... E, intihar etti veya öldürüldü Bulgaristan'daki onun güneye uçan kuşlar ki Güney Türkiye isimgeler orada e, yahut başka e, bölge şairlerinin şiirlerinde o devlet korkusunu çok net e, görürsünüz ama böyle folklorik korku unsurları Anadolu'da ne kadar varsa şeyde de o kadar vardır. Rumeli'de de o kadar. Gamze Ateş söz almak istiyor. Buyurun Gamze Hanım. E, hocalarım öncelikle iyi akşamlar. Soru sormaktan ziyade e, ben teşekkür etmek istiyorum e, hocalarımıza, Tuğba hocamıza, Mustafa hocamıza. E, yüksek lisans e, tezimi Balkanlı şair olan Muhammed Hulusi üzerine yapıyorum. Benim için çok faydalı bir e, etkinlik oldu bu. Böylece teşekkür etmek istedim sorudan ziyade. Eyvallah, biz teşekkür ederiz arkadaşların hepsine. Biz bu programı hakikaten şuna müteşekkirim. Değerli arkadaşlar, iyi bir şey yaptığınız zaman kamuoyu bunu görüyor. Kitabımızla ilgili çok güzel değerlendirme yazıları çıktı. Mesela size söyleyeyim bizim alanın uzmanlarından Namık Açık Göz ve Muhsin Macit Muhit Dergisi'nin ocak sayısında iki güzel yazı yazdılar. Ama bugün çok taze bir yazıdan bahsedeceğim. Karar Gazetesi'nde Ömer Erdem kitabımızla ilgili çok güzel bir yazı yazdı. Ee, başka arkadaşlar da e, sizin e, İzmir'de, Atıf, Atıf İzmir'de değil mi Şerif Hanım? Evet, evet İzmir'de hocam. Türk Atıflar, mi? onlar Balkan dergi, dergisinde e, bir yazı kaleme aldılar. E, başka birkaç dergide daha çıktı. Ben de yazdım hocam, benimki de geliyor. Öyle mi? Sizinkinden evet. haberimiz yok. Teşekkür ederiz. O bizim için sürpriz oldu. Ee, yani arkadaşlarımız gerçekten e, bu yapılan emeğin e, karşılığını bu şekliyle değerlendirmiş oldular. Bunun bizi ne kadar memnun ettiğini e, ifade edemem. Çünkü konuşmamın bir yerinde de söyledim. Biz bildiklerimizi bir kişi daha, bir fazla kişi daha bilsin derdi içindeyiz... Bütün bu çabayı onun için e, yapıyoruz, yazıyoruz. E, dolayısıyla başka yerlerde de anlattık ama... E, ...mesela bu Yurtdışı Türkler Başkanlığı uzmanlarına bizden bir e, talepte bulundu. Orada başka tür sorularla karşılaştık. Onlar alan uzmanları. Edebiyat değil onların alanı ama bölgeyle uğraşıyorlar. Balkanlarla uğraşıyorlar. Şimdi siz doğrudan doğruya alan uzmanları olduğunuz için... Burada daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Ee, İstanbul'da bir tanıtım toplantısı yapıldı. Ee, orada da Balkan uzmanları çağrıldı. O da bizim için çok keyif verici oldu. Ee, muhatap'a göre biz de biraz konuşmamızı yeniden tasnif ediyoruz. Ee, güzel sorular oldu. Ben bu güzel sorular için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hocam son bir arkadaşımızın daha sorusu olacak ama... Tabii. Tabii, tabii. Yani bizim, bizim açımızdan yani en azından benim açımdan vakit problemi yok yani siz. Tuba'yı bilmiyorum yani. <laughs> benim açımdan da sorun yok. Buyurun. Mustafa Hocam, Tuba Hocam çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Emeğinize sağlık. Benim de şöyle bir sorum olacaktı hocam. Balkan coğrafyasında kadın şairlerin yönelimi ne yöndedir acaba? Çok merak ediyorum ben de onu. Yani ben kısa cevap vereyim. Bunun uzun cevabını e, Vav TV'de ben bundan e, birkaç ay önce... E, ...Balkanlardaki kadın şairler konusunda bir konuşmaya katıldım. Uzun bir konuşma o, onu izleyebilirsiniz. E, ama e, Balkanlarda ciddi şekilde kadın şair var. Anadolu'dan daha fazla. Ve e, onun da birinci derecedeki sebebi... ...özellikle Bektaşi kültürü çerçevesi içinde çok kadın şair var. Balkanlarda Bektaşilik hakim olunca... O geleneğin yetiştirdiği kadın şair sayısı da epey fazla. Size tam, tam rakam veremeyeceğim ama o, öbür o konuşmamda rakam veriyorum. Yani hem isimlerden bahsediyorum, onlara lütfen bir bakın. Tamam hocam, çok teşekkür ediyorum. Ee, Osmanlı dönemindeki isimlerin, kadın isimlerin, yani kadın şairlerin hepsi bacılar şibacilar e, olarak geçiyor onlar. Ama yakın dönemde, e, yani Anadolu'dan daha çok dediğimiz isimler, daha yakın dönemde modern. E, türleri e, temsil eden modern türleri üretmiş isimler yani modern anlamda şiir hikaye ha, roman zaten çok fazla yok ama Balkanlar'da yani şiir ve hikaye üzerinden daha çok ilerlemiş orada kadın şair sayısı modern kısımda yani Osmanlı sonrası kısımda çok daha fazla teşekkür ederim Tuba yani ben teşekkür Osmanlı ben... <laughs> daha çok Osmanlı meselesi söz konusu olduğu için divan şiiri zihnimiz hep o tarafa doğru çalışıyor. Bayfer Hanım buyurun. İyi akşamlar hocam. Teşekkür ederiz bu güzel sohbetiniz için öncelikle. Ee, sizin önceki çalışmalarınızdan da hareketle benim de ilgi alanım biraz mesleklere kayan bir ilgi alanım var. Ee, acaba zaten eminim bize çok güzel bir yol açacak bu çalışmanız. Ee, acaba bu iki eski çalışmalarınızla bu çalışmanızı birleştirip bir meslek tasnifi e, var mı kitapta? Hani onu merak ettim ben. Ee, Mustafa Hoca'nın o çalışması tezkirelere göre isimler sözlüğü üzerinden ilerlemişti. O zamanki mevcut kaynaklara göre 3182 isim üzerinden yapılmış bir çalışmaydı. Biz daha sonra 2014 yılında Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi'ni tamamladığımız zaman orada 7000 isme ulaştık. Ee, ama yani aslında aşağı yukarı yani ben o 7000 isim üzerinden de bir öğrencime bir bitirme tezi konusunda bir şey hazırlatmıştım hani mesleklerde nasıl bir farklılık var diye açıkçası ya rakamsal değerlendirmeler çok değişmiyor çünkü yani aşağı yukarı hani ilmiye sınıfına yönelik ne kadar isim var ya da sadece Balkan coğrafyasına dikkati alırsak konuşmada Mustafa Hoca söz etmişti yani daha çok katip sınıfı belirli bölgelerle temsil ediliyor katiplik mesleği gibi. Ya da işte belirli olarak müderrisler veya işte Osmanlı bürokrasisinde görev yapmış isimler. Dolayısıyla yani aslında rakamsal olarak yükselen bir şey var, durum var. Yani 3.180'den 7.000'e çıkıyoruz ama istatistik olarak baktığımızda, yüzde olarak baktığımızda aslında mesleklerde çok böyle farklılık ortaya çıkaran çok farklı meslek grupları ortaya çıkmıyor. Onu söyleyebilirim. Teşekkür ederim hocam sağ olun. Aşık Çelebi haklıymış herhalde değil mi Tuğba hocam? Evet evet katiplik kesinlikle. <laughs> evet. Yani gerçekten bizim bu tezkire yazarları bazen iyi tezkire yazarları oturursunuz siz yıllarca çalışır bir rakama ulaşırsınız açarsınız latifi veya Aşık Çelebi'yi. Zaten 600 kaç 400-500 yıl önce söylemiş bunu. Çok hoştur o Aşık Çelebi'nin ifadesi. Kirizrende oğlan da olsa adından Akdem mahlasın korlar. Kirıştine de oğlan doğsa diviti belinde doğar. E, Vardar yenicesinde oğlan doğsa e, konuşmaya başladığı an işte ilk kelimesi Farsça olur gibi böyle çok işin ruhunu veren e, bir değerlendirmedir. Bu bir arkadaşımız söyledi şehir ve kültür ilişkisi. Tezkirelerde bu konuyla ilgili bu şehir tanımları ve şehir ve kültür ilişkileriyle ilgili çok hoş tanımlar vardır. Biz o bazı büyük şehirler için bu kitapta da onları kullandık. Ben sormuştum hocam şehir kültür ilişkisine. Evet, evet. <laughs> Bir sorumuz daha var hocam. Balkan şairlerinin merkezden uzak olmaları sebebiyle himaye geleneği nasıl şekillenmiştir? Diğer arkadaşımız. Himayenin sahibi söylesin. <laughs> Estağfurullah. Yani burada da aslında bölgesel olarak veya yüzyıllara göre değişen bir durum söz konusudur diyebiliriz. Yani Mustafa Hoca da e, sorulardan yani Vardar Yencesi'nden bahsederken söz etti. Akıncılık bu bölgede çok önemli bir aslında himaye merkezi olarak işlev görmüş. Yani önemli akıncı aileleri var. E, yani Evrenosoğulları e, bunlardan birisi Yahyalılar bunlardan bir başkası Turhanlılar. Öyle Malkoçoğulları öyle. Yani biz akıncılığı sadece askeri bir sınıf olarak görüyoruz. Çünkü tarih bilgilerimiz daha çok hep siyasi alan üzerinden ilerlediği için ama diğer taraftan akıncılık o, o yöredeki şair ve yazarları besleyen yani kültürel ortamı besleyen çok önemli bir kaynak. Ve biz Balkan coğrafyasındaki bu akıncıların ya da akıncı beylerinin hüküm sürdüğü bölgelere baktığımız zaman o bölgelerde yetişen şairlerin hep bu ailelerin himayesinde veya bu yani akıncı beylerinin çevresindeki muhitler üzerinden çalışmalarını ürettiklerini devam ettirdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla akıncılık e, bu bölgede inanılmaz bir e, himaye muhiti oluşturmuştur e, diyebiliriz. E, ama onun dışında bu bölgelerde yani Balkan coğrafyasına Osmanlı topraklarından yani İstanbul'da eğitim alıp ama Osmanlı toprak pardon Balkan coğrafyasına e, merkezden e, giden e, ve Osmanlı bürokrasisinde Balkan coğrafyasında çok değişik yerlerde görev yapan çeşitli isimler var işte mesela Balkan coğrafyasının belirli eyaletlerinde işte bölgelerinde vali olarak görev yapan ya da işte buralarda sancaklarda görev yapmış olan çeşitli isimler var. Onların da kendi çevrelerinde himaye muhitleri oluşturduklarını görüyoruz. Ve aslında şunu söyleyebiliriz yani İstanbul merkezse ve merkezden aslında yani çevreye yayılan belki sarayın küçük modelleri diyebileceğimiz himaye muhitleri oluşmuş. Böyle yapılanmalar oluşmuş. Bu bölgede az önce Mustafa Hoca Hayali Bey biraz farklı dedi. Yani bu bölgede aslında yani o muhit çerçevesinde kalmış, o muhit çevresinde üretimde, üretimde bulunmuş isimler var. Ama bazıları da daha yani Diğerlerine nazaran daha e, edebi e, anlamda daha iyi şiirler ortaya koyabileceğine dair bir kanaat oluşturan isimler de aslında merkeze davet edilmiş. Mesela Hayali Bey bunlardan birisi. Yani Hayali Bey'i tam olarak aslında diğer Rumeli şairleri gibi değerlendiremiyoruz bazı noktalarda. Yani o İstanbul'da yetişmiş, İstanbul kültürüyle yetişmiş ve e, dolayısıyla o Rumeli üslubundan biraz daha ayrılmış bir isim. Bu noktada Balkan coğrafyasındaki himayeyi de aslında böyle sarayın belirli küçük modelleri olarak tanımlamak mümkün. Çok genel olarak bunları söyleyebilirim. Teşekkür ederiz hocam. Başka soru sordu. Bence başka soru yoksa şeyle bitirelim. Neyle? Bir, bir Rumeli şiiriyle, Rumeli bir şairin şiiriyle hmm. bitirelim. Ee, yani arkadaşlar içinde eğer elinde varsa kolay da. Elinde varsa hemen eline bakayım. Ya biz kitapta şiire yer vermedik ama hemen biz kitapta şiir Aa. örnek şiir'e yer vermedik evet. ama e, bu buradan mesela bir e, bana göre e, Balkanların en tipik ve en karakteristik şairi e, Hayreti Bey'dir. Evet. Çok e, hem hür bir derviş duyarlılığı serazat bir perspektif hı hı. E, birinci sınıf bir şair. Hayali Bey'i saymazsak Hayali Bey'in bir altında. Hayali Bey bana göre e, Türk Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden, en büyük lirik şairlerinden birisi. E, ama e, ortalama e, Rumeli'yi temsil edecek isim bana göre Hayreti. İşte o aynı zamanda Yahya'lı beylerinin mahiyetinde evet. bulundu Akıncı şiirinin Akıncı Beylerinin Divan şiirinin o yaşanan hayatla ilişkisini de göstermek üzere... ...Yahya'lılarız biz diye bir şiiri var. Bulabilirsen Tuba onu. Evet evet onu. E, murabba. Hı hı. Evet bir murabba Yahya. Bir murabba Yahya var. Boş bir, bir şiirdir. E, ...tabii ama şunu da belirtelim, Balkanların ve bana göre bütün Türk edebiyatının en büyük şairi Yahya Kemal'dir. E, Üsküplü, Üsküplü'de doğdu büyüdü. E, son dönem Türk şiirinin en önemli özelliklerinden birisi. Değerli arkadaşlar ben Yahya Kemal'in önümüzdeki yıllarda çok daha gündeme geleceğini düşünüyorum. Buna siz tanık olacaksınız. Yahya Kemal'in e, tarih görüşü, Yahya Kemal'in e, e, şiir görüşü e, çok e, model alınması gereken e, bir, birer yaklaşımdır. Yahya Kemal'e biraz o gözle e, bakın lütfen. Bir arkadaş İshak Çelebi diyor. 16. yüzyılın tabii önemli şairlerinden birisi İshak Çelebi. Ama e, Balkan şairlerini iki kategoride ayırabiliriz. Bir medrese kökenler, bir de tasavvufun daha tasavvufun daha ağır bastığı. Ben klasik Balkan şairlerini bu tasavvufun daha ağır bastığı isimler olarak tanımlıyorum. İshak Çelebi e, ve e, Manastırlı e, şimdi tam ismi aklıma gelmedi ve e, Bugün maalesef e, bir yazı yazmayı düşünüyorum onunla ilgili. Ujitse diye bir şehir var. Sırbistan'la Bosna'ya yakın, Sırbistan sınırları içinde. Öziçe Osmanlıca adı. Öziçeli Sabit. E, bunlar e, medrese kökenli e, Balkan şairleridir. Bunlar klasik Anadolu'daki medrese kökenlere benzer. Oysa e, hayreti e, tam bu tasavvufi neşveyle, hatta Melami Neşve ile yazan isimlerden birisidir. Evet ben bu Rabbasını buldum onu okuyorum. Ehli hali sanma ey zahit bizi halileriz. Ben de imakbuli dergah olmuş ikbalileriz. Gönlümüz alçaktır ama himmeti alileriz. Cana başa kalmazız alemde yahyalılarız. Vermedik bu pirezen dünyaya dil merdaneyiz. Rubehi dehrin zebunu olmadık şiiraneyiz. Durmada oturmada cümbişte dervişaneyiz. Cana başa kalmazız, alemde yahyalılarız. Bu yalancı dehre baş eğdirmedik, gerçekleriz. Kahbezen dehrin zebunu olmadık, erkekleriz. Dönmeziz şahım yolumuzdan, kuşağı pekleriz. Cana başa kalmazız, alemde yahyalılarız. Kuşeyi humhane-i şahide la İçmişiz vahdet şarabı curasın kan zilleriz. Sureta kem katreyiz amma ki derya dilleriz. Cana başa kalmazız alemde yahyalılarız. Biz fedai canlarız yoktur ölümden bimimiz. Can ile vardır erenler yoluna teslimimiz. Kimimiz meydanda baş verir baş alır kimimiz. Cana başa kalmazız alemde yahyalılarız. Yer olur kuluz, yer olur ercümen de alemiz, yer olur pestiz, yer olur serbülen de alemiz, kimseye baş eğmeziz, şahım leven de alemiz, cana başa kalmazız, alemde yahyalılarız. Alemin biz de gözü kanlı yarar şehbazıyız, aşk ile can oynarız, bu arsanın canbazıyız, kimimiz geçti şehit oldu, kimimiz gaziyiz, cana başa kalmazız, alemde yahyalılarız. Evet. Evet. Sağ olun hocam. Çekilişimizi yapalım mı hocalarım? Ben heyecanlandım peki. biraz ama. <laughs> e, şu anda 51 kişi var yayında. E, ekip arkadaşlarımız buradaki her isme bir numara verdiler. E, i̇sterseniz siz bir numara söyleyin. Arkadaşımız o e, numaranın karşılığındaki ismi bize söylesinler. Bu Bence Tulba, yapacak. Tulba söylesin bir numara. <laughs> tamam peki 8 diyorum. Tamam 8 numara. 8 numaradaki talihli kim? Çekiyorlar şu anda. Ee, Volkan Göktaş talihli arkadaşımız. 8 numaradaki. Hayırlı uğurlu olsun kitabınız. Ee, bizim arkadaşlar sizinle iletişime geçecekler. Siz sosyal medya hesabımızdan da yazabilirsiniz hocam. Adres bilgilerinizi isteyecekler. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Volkan Bey siz neredesiniz? Hocam ben Bitlis'ten katılıyorum. Bitlis'teyim şu an. Hı hı. Doktora mı yapıyorsunuz yüksek Yüksek öğrencisiyim hocam. Güzel. Konumuz nedir? Çalışma konunuz. Konum hocam ben e, çalışıyorum. Hı hı. Alevi Bektaşı bir baba var. Onun hı hı. E, işte işlevsel sözlüğünü hazırlıyorum. Tamam, bir Tamamdır. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık hocam. İstifadeli bir program oldu. Tamam. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocalarım hem kendi adıma hem ekibim adına. bizleri teşrif eee teşrif ettiniz, onurlandırdınız. Sağ olun, var olun. bir sonraki programımızı da duyuralım. Program sonlandırmadan. Sonraki programımız 9 Mart Cumartesi akşamı olacak. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Neslihan Koç Keskin bizlere minyatürler ve Osmanlı sosyal hayatından bahsedecek. Orada da bekleriz efendim. Ee, hocalarım sizlerin son olarak söylemek istediği bir şey var mı bizlere?